Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin Arnavut Arnavutköy'deyiz. Dima kaç? 208. Vicdan 27. E, rizası dairesinde hareket ve hayrat kazandırsın. Rızasını bize sevdirsin yani. Yani kendi isteklerini kalbimize sevdirsin. İstemediklerini bize de sevdirtmesin inşallah. Şimdi size hemen bir şeyle başlamak istiyorum. Birincisi yatarken. Ya ben paylaşıyorum. Zannediyorum ki size şey hatır şey getirdi Gafur. Burası kargas iken bir videoyu Cenab-ı Hak hatırıma getirdi. Burada çekmiştik kargas. Buraya durdum böyle çekerken dedim ki dün akşam ya ne oldu diye insan muhasebe yapıyor ya. Ne oldu ne ya, ne oldu bugün bu, bu derste ne oldu diye o videoyu çekerken dedim ki hatırlarsınız şu mekan yapılıyor. Buraya maddi ve manevi zerre emeği olan, çalışan, tuğlası olan gelecekte görecek ki ne dersler olacak burada. Hayatını hayatımızda böyle dönüm noktalarında çok ciddi Allah bazen imkanlar veriyor köşe taşları. Onu ıskalama. Rüştü abinin sözüydü bana hep. Hayatında çok fazla gelmez. Hayatını yani sizin tabiriniz de diyor, keskin bir aş. Böyle hayatını değiştirecek bazı köşe taşların sakın ıskalama. Her daim gelmez. Eee, şimdi... Abi, bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> mesela bir esma düşünün ki, her mesela renk, <laughs> renk veriyor. Neydi? Münevvi. <laughs> bir yerde yeşil, bir yerde sarı, bir yerde kırmızı, bir yerde pembe. Ama kendinin bir rengi var mı diyorsunuz? Bu sefer bütün Niye kaybediyorsunuz? Yani iradenin... Çok tuhaf. Mulevin isminin, şey, isminin kendi rengi yok. Kendi rengi yok. Ama renklendiriyor. Evet. İşte aynen irade de bu tanımla birlikte bildiğini bilmek o kadar net oturdu ki benim alemimde en azından. Bahçedeki ağacı gösteriyorum. Bu nedir diyorum. Kiraz diyor. Niye armut demedin? Ha, bu tanımlamaya, ayırt etmeye irade. Nasıl bir şeydir ya? Kudret. Varlığı ya. Varlığı vese kudret. Ama tanımlamak, bildiğini bilmek, bak irade. Bak burada da oldu. Bildiğini bilmek, bak irade. Buraya da oturdu bak. Kullanacağız bunu. E, normal değil tabii bu gelme, bunu hazmetmek, bu şeyi hazmetmek kolay değil yani bu. Mesela a, bu nedir diyor elma. Niye armut demedin? İrade. Bildiğini bilmek. Ustada da kullanayım, Osman alayım senden. E, hafıza diyor ki hafıza, hafız. Sen hafızsın hafız hafız olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Ben ne demek istiyorum diyor Risale'de. Senin hafız olduğunu ben de biliyorum. Bu irade. Yani tercih ediyorum cehaletine göre hafız olduğunu. İrade. Mesela kirazdır diyorsun. O nasıl bir kiraz? Cevap kudret. Yani büyük kiraz. Yani bayağı azam etti veya vermiş. Ama onu diğerlerinden ayırmak, bildiğini bilmek. Yani bildiğini bilmek. Ne kadar Allah'a şükretsek az ya. Ya demeden yapamayacağım Hasan abi. Allah aşkına abi, şu... ya. Yani yüzünüz burada, boynunuz biraz kırayım abi. Yok kırma, kırma, Az bir şey kırayım abi. Geçen çarşamba günü bir arkadaş katılmış diye ders Hasan abi. He. Ha. Ha. Nasıl bir adam o abi? Şey, Alim ya. Şeydir, Hüsrev Efendi'yi tercüme eden o, o, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin ha. hocasını molla o Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri şey yapmış. Kitabı sunmuş alimlere tercüme edin. Anlayamamışlar o kadar ilmi. Bu adam tercüme ediyor İsmaila camiası kimse tercüme edilememiş. Bunu ed etmesine şaşırmışlar. Ediyor. Sebebi diyor muhakemat okuduğum için diyor. Risale'de muhakemat okuyarak oluyor diyor. Başka olamaz diye ifade etti o evet, zaman. Kesinlikle. Evet. Ve sizden sonra abi biz biraz sohbetimize devam ettik. İlminin derinliğini konuşmalarında çok güzel bir şekilde anlıyorum. Hatta ben konuşmaya çekiniyorum ki cahilliğim ortaya çıkmasın. Sizinle ders esnasında yaptığımız sohbette benim söylediğim bir kelimenin bir tefekkürün en az 15 sene 8 sene 10 sene en az e, ilmi bir eğitim gerektiğini gerektirdiğini bana söylüyor onu söylemek için yani evet yani şimdi biz neye muhatabız Evet biz ve Bu abi. hepimiz yani. yani bakın bunu bunu özellikle söylemek istedim Bu da fırsat oldu Biz neye muhatap olduğumuzu bilmiyoruz? Biz bazen, Allah bizi affetsin ki ülfete düşüyoruz, evet. ünsiyete döndürmemiz lazım bunu. Evet. Çok çalışmamız lazım ve sizin şu söylediğiniz Hasan abi. abi, bu dersleri biz bugün buradakileri yapmıyoruz aslında. Evet. Bu dersler sonradan kullanılacak, çok kullanılacak abi. Bunu dışarıdan bakan birisi olarak o, o kadar farkında ki, evet. o kadar mutlu oldum, o kadar yani evet. Allah affetsin gururlandım ki çok. Hasan abi, inanılmaz. Geri ustatta diyor ya şimdiki nesle değil 50 sene sonraki nesli hati düşünüyorum. Yani bu dersler veya o cumartesi dersleri o dünkü değil de normal. Daha hava mı? Ben eski hayatım belli. Önce tevi taşır yaparsın. Yani gayem insanlar buraya toplamak değil. Toplamak olsaydı canlı yayın açardım. Gayem o değil. Gayemi hala anlamadılar. İnsanlar toplamak değil. Ehli ilim kendisini ve ilmi Risale-i Nur'u merak eden samimi. Ben psikolojim bozuk diye onlarla uğraşmıyorum. Ben abi şöyle bir şeyim var. Ben uğraşmıyorum, zamanım yok. Risale-i Nur'u hayat felsefesi yapmış. Onunla kendisini merak etmiş, tanımlamak istemiş. Bu yolda beraber dava arkadaşı, yürüme arkadaşı olanlarla meşgul oluyor, şey yapıyorum. Yoksa insanları toplama gayesi olsa. Canlı yayın Facebook'tan şurada burada çağırdım. Açmıyorum. Tamam. Veya onlara ait ders olur. Yani o değil. Bazen işte bu bizim kardeşlerimizin dün akşamki ders gibi ailevi ve sonlar vesaire çözüm olsun diye. Yoksa zaten e, çok da güzeldi e, geçmiş ve gelecek e, anda nasıl oluyor. Mesela geçmiş hakkında bir şeyler denilebilir. E, derste yani daha önce demiştik. Geçmişin olumsuzlukları hususu dünya böyle düzelir. Gelecekte bir ama anı söylemek çok zordur çünkü an yoktur, an yoktur dediğin anda yoktur. Yani dediğim anda da yok. Ani an, an seyal ediyor. <laughs> Korku ya dayanamıyorum <laughs> abi. Korku, an anksiyete miydi? Korku anksiyete. Hayır da de iman dedi Hasan abi. Bir Arapımız <laughs> dedi ki sanki Allah'a iman gibi görünüyor. Hayır. Neden hayır? Bakın o kadar ispatlıyor ki kendi kendini. Korku geleceğe yöneliktir. Evet. Gelecek ahirettir. Ahirete imanı. Ve o adam ders yapan, evet. topluma ve meşhur bir zattır evet. o. Yani mesela korkunun yönü gelecektir. Bunu bilmesen bunu diyemezsin. Geçmiş korku genel mastar kabul ediliyor. Hayır. Korkunun e yeri gelecektir. Geçmişin elemleri geleceğin korkuları diyor. Ha ee, korku gelecek nedir? Ahiret imanı. Korku ahiretle iman tatmini olur. Evet, korku ve endişe. Külliyat. İnanın ya. Şöyle baktığın zaman vallahi bir din dedi, din adına sohbettir, vazdır, bilgi vermek değil ya. Ya psikoloji, pedagog, hayat, ne bileyim ya. Nasıl bir şey ya? Korku. Psikoloji değil mi ya? Kaygı yani. Kaygı değil mi? Gelecek kaygısı bugün insanlık inim inim inlemesinin sebep o değil mi? Yazmış. iyiyim ama diyor. 2.12 gece yazmış. İyiyim ama acaba ben kötü olur muyum gene? Yani acayip bir şey. Acaba diyor ben çocuğu diyor bir tanesi bir tanesi vasıtası. Cama yanaşamıyorum diyor. Eşiyle haberleniyor. Korkuyorum acaba çocuğu atar mıyım? Bu nedir? Yani onu biz mesela yanaşıyoruz çocuğu atıyoruz. Çocuk parçalanıyor vesaire. Biz böyle düşünürüz. Öyle düşünmüyor ki ne demek biliyor musunuz bu? Yanaşmak, çocuk parçalamak ve eş. Aradakileri silmiş beyin. Yanaşınca çocuğu atmış oluyorum. Yapabilir miydi? O zaten süreci olsa iradesiyle devreye girecek. Hayır yapmam ki bitti. Bakın korkunun ileri safhasını söylüyorum Süleyman doktor. Camiye yanaşıyorum. Bebek elimde. Atıyorum. Düşüyor. Parçalanıyor. Ölüyor. Gömüyorum. Bebeksiz kalıyorum. Sonuç ne? Bebeksiz kalmak. Ben öldürdüm. Çünkü şimdi korkunun korkunun ifratı nedir? Bu süreçleri ortadan kaldırıyor. Yanaşma ile atma eşit olduğu için yanaşmıyor. Yanaşmak atmak anlamına geliyor. Aradaki atacağım yere düşecek ölecek o yok siliyor. İfratı bu. Tefriti. tefritin ne oluyor? Ya ben böyle yaparsam acaba atma meylim olur mu şey yapar mı falan diye kendisini dönüktür. İfratı ise onu ortadan kaldırmış. Yani aradaki o silsile yok ediyor. Peki neyle gider? Allah'a geleceği endişesi ve gelecek korkusu imani bil ahiretle kalkar. Başka hiçbir şeyle yapamazsın. Ya kaçacaksın ateistler, dinsizler gibi. Kaçacaksın. Kaçış rampası yapacaksın. Düşünmeyeceksin. Onun için Müslümanın varlıkları onlara ağır geliyor. Niye ağır geliyor? Çünkü ahireti gösteriyor. Bunları hatırlatıyor kabir hatırlıyor. Adam kaçarken sen ona ağzına sokuyorsun, gözünün içine sokuyorsun. Kaçıyor. Ya onları unutmaya çalışıyorsun sen hatırlatıyorsun. Nasıl ben bir şey demedim. Varlığın yetiyor. Yüzün ıslak, kolların bilmem ne. Öğle namazı okunmuş. geliyorsun bir yerden. E biliyor da namazdan geldi. Namazdan geliyorsun. Ona ne diyorsun? Sen namazdan geliyorsun. Öyle değil ki. Onun kafasına ahiret var, mezara gireceksin hesap vereceksin yok desen bile vicdanın rahatsız. Niye? Sen yok diyorsun aklın ama senin vicdanın var diyor. Sen bile varlığına inanıyorsun. Niye? Düşman olmandır. Olmayana düşman olunmaz. Bir şey düşmansan o vardır. Korkun zaten düşman olmak onu var ediyor. Yani ondan korkman olmadığını göstermiyor. Düşman olman, düşman olman onu vücut vücuda çıkarıyor. Vardır. Allah yoktur diyor. Kim yoktur? Ha, Allah yoktur. Ha. Demek ki önce var ediyorsun sonra iddia ediyorsun. Şimdi 144'ten bir sınalım diye ufak bir yer okuyayım. Vicdanla alakalı içsel var olmak, içsel varlığının şuurudur vicdan. Allah Allah. Vicdan ötelerin bizdeki karşılığı. İnsan iki şeyle vardır mevcuda dima ile vücut alemiyle vicdanıyla. E ee, bu da yazılabilecek şey. Mevcuda dima ile mevcut mim. Vücut alemlerine vicdanıyla vardır. Va doğar. ile doğar. İnsan mevcuda dima ile doğar. Deli doğsa bile yaşamamış kabul ediliyor. yaşamayanmış insana cennet cennem olur mu? Cennete koysa fıtatas diye. Demek ki mevcuda dima ile doğar. İnsan bedensel alemi şahadete doğar, bedeniyle alemi şahadete doğar, mevcuda dima ile doğar, vücuda vav, vücuda vicdan ile doğar. Bak diyor ki içsel var olmak, içsel varlığının şuurudur vicdan, iç aleminin farkındalığı vicdan. Yani çok tuhaf içten e, farkındalık vicdan, İrade de zaten bunun içindeki bir e, sistemdi. E, İrade ise e, bildiğini bilmek. Vicdan öyle değil. Vücutta vücut olmak. Vücutta vücuda doğmak. Sistem Sisteme. Ama onun için şaşırdım. Karşıma da bu çıktı gene. Dissal var olanlara içsel anlam verendir vicdan. Allah Allah. Dissal, dissal var mevcutlara, mevcutların İçsel alemdeki vücutlarına şahit olan vicdandır. Mevcudun, bu güzeldi, mevcudun insana taşınmasıyla vücut buluyor. Mevcudun insanda vücut bulmasına şahit olan vicdan. Aklın doğruyu ortaya koyup bilmede, aklın doğruyu ortaya koyup bilmede, ne, neyi kullanır akıl? Mantık, bilgi, malumat, ilmi, örfi ilim, nisbi ve itibari kıyaslar gibi yöntemlere ihtiyaç duymaz vicdan. Akıl öyle değil yani. Akıl bilmede ilmi kullanır. Akıl. İtibarileri kullanır, malumat kullanır, bilgileri kullanır, zanları kullanır, örf, anane, kültür, geleneği kullanır. Bununla yapılandırır doktor. Akıl. Ama vicdan Bunlara ihtiyaç duymadan bilme. Bilgiye, zana, malumata, ilme. Çünkü vicdaniyatın için ilim yok. İrade, his, zin, latife-i rabbani. Peki vicdan şey e, zin neydi? Dimağın bütünselliğiydi yani. Şey aklın bütünselliği, tefekkür. Çok tuhaf. Bunlar hakikaten gelecek. Bu Fıtrat, Evet fıtrat izi şuurdur. Ya bunlar nasıl böyle Cenab-ı ikram etti. Ben de ayret ediyorum sonra. Vallahi ayret ediyorum sizin gibi yani. İtimat edin yani. şaşırıyorum. Bu bilme yani vicdansal bilme ötelerin onaylanmasıyla dışsal alemi onaylayandır vicdan. Allah Allah. Bir de amin. Hürmeti Seyyidül Mürselin. Bu bilme, vicdanı bilme ötelerin onaylanmasıyla. Yani insan öteleri ne kadar onaylarsa en azına öteler seni onaylıyor. Vicdan oralara tın tın ediyor da iade ziyaret ediyorlar öteler. Bu bilme diyor. Yani vicdanı bilme. Ötelerin onaylamasıyla. Yani sen buradan bir şey götürebilmek için öyle bir sistemimiz olsa dersi dinledin dinledin ama çıkarken kilitledik. Bu bilgiyi kimseye aktaramıyorsun. Onaylanmıyor onaylayamasan. Şimdi sen vicdanın bildiğin ama bil denmiş Muiddin Arabi'ye öyle denmişler. Bildir denmediği için o bildirmiş. Ondan sonra ortadan kaldırdılar. Ötekiler kaldırdılar. Ama arzlıları mevcuttaki o insanları kullandılar öteler Muiddin'i getirin bu tarafa. Rahat durmuyor. Yani beşerin eliyle öteler aldı. Yani bil bildir denmemiş. Bil ama bildir yok. Şimdi vicdanı bilme ötelerin onaylamasıyla e çok farklı. Eğer bu, o mu? Ötelerin onaylamasıyla mı? Ötelerin onaylanmasıyla mı? Tabii ki sen şimdi onaylandığın için seni alıyorlar içeriye. Bu sen onaylıyorsun orayı. Onaylıyorsun. He. Sen onaylıyorsun. E, bu bilme yöntemlere e, yani şey ha dişsal alemi şimdi geldin ben şimdi oraya buldum. onaylandım ben kapıdan girdim içeriye bir başkanlık yerine bir bir, bir mühim bir odaya onaylandım girdim. Oradaki bilgileri bilgisayarlarda onay onayladılar. Aldım ya bunu alayım bunu almayayım. Bu onayladım şimdi ben. Bunu onayladım. Aldım ne yapacağım? Çıktım dışarıya. Kullanmayacak mıyım? Ha. Onaylandığım için otellerden onaylayarak kendime kendim ben oldum. Bu onayladıklarımla dışsal olan şu mevcudu mevcudu onaylayarak tekrar içeriye alıyorum. Bu sistem vicdan. Biraz karıştı mı? Bir daha. Bir senaryo yapayım. Ben bir e, siyah e, imalat tanesine gittim. Onayladılar kapıdan girdim. E, bilgisayarda bir sürü bilgiler var. Uçak var, denizaltı var, şu var ve. Yok dedim ya ben havayı çok seviyorum. Denizaltı gemi istemiyorum. Kara tank istemiyorum. Ben bu şeyi ver. Havayı ver dedim. Havayı bu kadar onaylandım. Onaylandım. Al istediğini. İstediğimi aldım. Çıktım oradan. Ne yapacağım? Uçak yapacağım. Gezeceğim. Burada aldıklarım. şimdi ben vurdum. Onaylandım. Onaylandım. Onaylandığım içinden onayladım. Onaylandığımı onayladım. Alacağımı aldım. Geldim mevcut alemi şahadete. Alemi mevcudata, şahadete. Kirazı görüyorum, kuşları görüyorum, dünya dönüyor, insan ölüyor, doğuyor, hastalık, musibet. Bunlar ne Bunları o dışsalı, mevcudu, özünü kışını atıyorum, özünü alıyorum. Bunu alabiliyorum içeriye, taşıyorum. Bu bilme yöntemini vicdan yapıyor. Değil, evamiri... Artık ne anladıksa. ben <laughs> bu kadar gücüm yetiyor. Şöyle özetleyebilir miyiz Eda Hanımcığım? Ahirat tekvini onaylananlardır. Evet. Evamiri tekviniye döndürüyoruz. Onaylanıyorum. Ee, evamiri tekvine Bütün selli bana önüme koyuyorlar. Evet. Ben onlardan seçiyorum. Onaylanıyorum. Gir içeriye istediğini al ama onayladıklarımı alıyorum. Evet. Onayladıklarımı Nerede kullanacağım ben? Ç dışarı çıktım. Bu onaylayan beni mevcut alemi, şey mevcut diyorum vücut alemleri, vücut alemleri, vücut. Beni içeri alanlar Osman, vücut. İçeri girdim vücut alemine. Beni onaylayanlar vücut. Aldıklarımla çıktım. Ne yapacağım? Mevcudu da kullanacağım. Me niye? Ne yapacağım mevcudu? Mevcutları vücuda dönüştüreceğim. Ha, mevcutları da vücuda dönüştürüyorsunuz. Evet. Zaten burada o yazmıştı o şeyi. O bilgi neydi? O mevcudu, mevcudu insana taşıyoruz. Peki ilim neydi? O mevcutlar vücut buluyor. Onu da fark etti mi irade oluyor. Onun varlığı durması bende. Kudret e, ondaki na dönüşmek yani o maddi vücudu yani o bilginin maddi vücudu maddi hayat diyor. Aynı hayat, maddi hayat, hayatın şey. Mesela vicdanın bitimini irade tamam. Zihin, ilim. His. Hayat. Evet olabilir. Hayat. Şu anda buna gidelim. Hilkatin fıtrattaki karşılığını bulduran vicdan mıdır? Ha Evet. Fıtrat ama. Evet. Hı, şey, e, fıtrat. Hilkat değil. Hilkatın ama. Hilkatın karşı içinde oradan e, geçme. Evet. E, Hilkattan e, fıtratını. Hilkatı mülk desek Melekuttaki fıtratı, evet. karşılığını bulan. Evet. Yöntem. 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 Evet. Çünkü hılkat ruhtur. Fıtrat ise vicdandır. Mesela tahtta da, kalemde ben de hılkatız. Yaratılmışız. Allah bizi yarattı. Onu da beni de. Buna hılkat deniliyor. 20. mektupta geçiyor ya. Hılkatın en büyük gayesi. Fıtratın en büyük neticesi. Ha peki benim neticem ne? Yani yaratıldım da niye yaratıldım? Fıtratım şu. Bu fıtrat. Hılkat ruh mudur? Yani yaratılan. Yani Olan işte biz ruh yaratıldık ya, ene yaratılmadı ki, mahluk değil. Yani ilk yaratı, yani vücut noktasında ruhtur, hilkat. Hilkat demek haşa biz tanrı değiliz, yok da değiliz. Menfiye tanrı diyorum. Yani Allah bizi yarattı, bunu da yarattı, her kalemi de yarattı, ağacı da yarattı. O nokta yaratılma noktasında hilkatte eşitiz, fıtratta farklıyız. O kedidir, ben insanım. Çok acayip oldu. Yani hırkat büyük insan aslında. Evet. Büyük Nur Evet. <laughs> Fıtrat küçük insan. Sen evet. Evet. <laughs> ben onları neyle taşıyacağım kendime? Evet. Yani ikisinin arasında... fıtrata, fıtrata nasıl taşıyacak? Vicdan yapıyor. Vicdan yani. yapıyor. Akıl acıyı tatlıdan, siyahı beyazdan, ilmi cehaletten, maddi maddi fakiri zenginden ayırt ettiği gibi vicdan hak ile batılı ötelerle burası kalp ile dima arasındaki berzahlıkta berzahlık da yapandır vicdan. Şimdi vicdanı gördüm berzah durma. Yani niye bunu kullanılıyor? Hani malum ya risaledeki bir kayda bilinenle bilinmeyene geçmek. İki bilinmeyen olmaz. Bilinenle. Şimdi bilinen nedir? Akıl ne yapar? Acıyı tatlıdan biliyoruz. Siyah beyazdan biliyoruz. İlmi cehaletten biliyoruz. Maddi fakiri zenginden ayırt ettiği gibi. Bu bildiğimiz şey. Şimdi bunu kullanacağız. Vicdan da ne yapar? Hak ile batılı, ötelerle burasını, kalp ile dima arasında berzahlık yapan bir sistemdir. Yani kalp ile dima arasında bunu da görüyor, bunu da görüyor. Yani akıl direkt kalbi görmüyor. Akıl yani dima direkt kalbi görmüyor. Sistem şöyle. Vicdan berzahana kavşağına uğrayacak. Mesela kalp de öyle. Direkt ka şey vermiyor. O sistemden geçiyor. Bu manaya Kur'an'da e, vicdan şöyle denmiş. Bu manada Kur'an Kur'an'da vicdan diye geçmez ama şu şekilde geçermiş. Şem suresinin 9. ayeti <laughs> Nefse fenalığı ve iyiliği ilham edene hamdolsun ki nefse fenalığı ve iyiliği ilham edene hamdolsun ki nefse insan demek. İnsana iyiliği ve kötü şey fenalığı ve iyiliği yani bu fenadır bu iyidir ilham eden yemin ediyor bu insandaki bu sistemi Allah. Bu sistem vicdandır işte. Veya başka bir ayet. belet 10. ayet. Biz insana hayır Kur'an araştırdım da. Biz insana hayır ve şer yollarını göster göstermedik mi? Bu zifiri karanlıkta her tarafı ve bizim konumumuzu gösteren vurup kaybolan yüksel, yüksek voltajlı şimşeğe benzer vicdan. Acayip bir şey ya. Mesela bir karanlıkta düşünün. E, zifiri karanlıkta e, bizim bir anda şimşek çaktı. Aa buradayız. Anavut köy bu, aa, bu deniz tarafı havalimanına doğru. Konumuzu gösteren ama vicdan her daim aktif değil bizde. Büyük alimler gibi. Vurup kaybolan yüksek voltajlı şimşeğe benziyor vicdan. Tak tak bir çakıyor. Karanlıklar aydınlatıyor. <laughs> Okumuştum. En küçük şimşeğin voltaj derecesi 300 bin voltmuş. 300 bin volt semadaki en küçüğü. Sonra bir sebebi neymiş? Atmosferde %76 azot var. %21 oksijen var. Azotun oksijenden ayrılmasına ve yere, yere doğru yerin çekmesine sebebiyet veriyormuş. O kimyasal reaksiyonu yapıp azotun kısmen kısmen oksijenden ayrışmasına o zaman tek doğruna böyle yalnızlaşması gibi bir hal alıyor. Toprak da onu çekmesini, azotu çekiyor. Onun için dağlarda gübre atmadığımız halde gene ağaçlar çıkıyor, bitkiler çıkıyor. Dağları Allah böylelikle gübreliyor. Şimşekle gübreliyor. Dağları Allah şimşekle gübreliyor. Gübre atarsın ki otlar iyi gelsin diye. Peki bunu niye kullandım? Şimşek bir defa vurur ama önemli değil. Fazla vurmaya, uzun tutmaya gerek yok. Dağlar, onu ormanlar o azotu alır. Onun için gür çıkar. Tamam. Şimdi şimşek şey vicdan aynı böyle yapar. Cık, bir çakar akıldaki o tarlayı, akıl tarlasını, dima tarlasını orman dağlarına oraya gübrelemesini sağlıyor. Şimdi dağları gübre atmadığımız halde oradaki verim Tarlamızdan iyi çıkması gösteriyor ki birisi gübreliyor, birisi suluyor. Karadeniz almış, hortumla sular gibi. Gitti azot gübresini atıyorlar. Atmosferde %76 azot, %21 oksijen. Bunların azotla oksijenin ayrışmasına ve azotun toprak emmesine vesile oluyor. Şimşek'in en büyük vazifelerinden bir tanesi de bu. Ustad müjde manasında da kullanıyor. Aynen bunun gibi dima tarlası diyor alimlerin ekserisi dima tarla diyor. Ne ekersek e, tohum e, bilgidir. Ağaç olmasa ilimdir. Benim tarlam dersen iradedir. Tamam. E, dima tarlasına şimş, e, şimşek vicdanını vurarak mevcut da vücudun oksijenle azotun ayrışması gibi mevcut da vücudun ayrışıp dima vücudi malzemeleri vermesine sebep olan bu şimşeğin adı vicdandır. Bir de anlat desen anlatamam. Çünkü başka bir şey oldu şimdi. Bilerek söyledim ee, anlatamayacağımı. Bahsettiğiniz e, peygamber aleyhissalatü vesselam da e, şimşek gibi çakmıştır e, alemi şahadete. Duası çaktı. Diyor ki daha yaratılmadan önce bu zatın yaratılacağını ve dua edeceğini, duasını e, kabul edileceğini ve duasını yapmadan duası yapmış gibi kabul edip ve yaratmış. Çünkü bu Allah geçmiş geleceği şey bilmez aynı bunun gibi o duası şimşek gibi bizi Adem alemlerinden vücuda çıkarmasına onun duasıdır. Dua şimşek gibidir. Sizin anlattığınız küçük insanda benimkisi büyük insanda olmuş. Oldu. Evet. Vic, burada vicdanı yakalamak lazım. Yapmış oldu. Zaten vicdan, vicdan peygamber imanın karşılığıydı ya. Peygamber. Ya peygamberlere iman. Mesela e yok. Kitaplara iman dimadır. Adem'de, Adem'de kalınacak mesela altı tane iman esasını uyguladık ya. E, Sünnet-i seniye, bedensel yaşamak, melekleri iman. E, dima, dima yani melekleri iman, insan ilk önce nereyi yapılandırıyor? Yani melekler eylemseldir. Eylemsel davranışları mümessilidir. Sünnet-i seniye, temsilcisi yani doğru yaşamak melekleri imanı arttırıyor bize. Mesela vahye muhatap olunca akıl, Kitaplara imanı yapılandırıyor. Yani kitaplara imanı e, ilk nereye yapılandırıyor? Sonrasını başka yer. Kafayı, aklı yapılandırıyor. Yani kitaplara iman. A, ima, altı tane sır var ya doktor Süleyman. E, e, Besmele'de 14. dördüncü lemayi Arap şey Birinci sözde. 6 tane iman esasını anlatıyor. 6 tane şey. Altı tane sır var Besmele'de. Altı tane sır otur da bir Müslüman oturur sorması lazım. Besmele'nin altı sırrını niye anlatıyor? Yedi tane değil falan. Ha, her bir, her besmele'nin sırrı Allah razı olsun Ali. E, her besmele'nin sırrı bak bir iman esasını sağ olasın ya. Ondan sonra e, kitaplara iman ilk önce nereye vurur? Dima vurur. Dima yapılandır. Vicdan burada da çıktı şimdi. Vicdan e, ne ile ilk aktif olur? Peygamber'e imanla. Yani peygamberlere iman edince ilk bizi yapılandıran, inşa edin, aktif eden, canlı tutan yerimiz peygamberlere iman ettik. Peygamberimiz şöyledir. Musa aleyhisselam şöyle yaptı. Hemen neremiz aktif oluyor? Akıl değil bu. Hemen vicdaniyatımız olur. Sonra olur akıl. Gideyim iman esasını tamamlayayım mı onu? Altı taneyi. Kalp, kalbe, şey Allah'a iman. Nedir o? Kalp neresiydi? Arş, kalp. Kabe haşir. Kulü ruhu min emri rabbi ruhumdan öfledim. Ruhunuzu Allah'a iman. Yani Allah'a iman etmek direkt ruhu yapılandırıyor. Ahirete iman etmek kalp neydi? Harita maneviyedir. Alemi gaybin kainatın haritasıdır diye Telviyat-ı da söylüyor. Harita. Tamam. Harita ahiret. Ne yaptık? Ha, bu beş tane iman esasını bedensel eylemi Dima kitabı, vicdandaki peygamberlere, kalpteki ahirete imanı, ruhtaki şeyde Allah'a imanı, 5 tane iman esasını iman etmekten, hazmekte, hazmetmekten, ilim olmayan, hali ve vicdanı olan kadere iman etmek enedir. Ancak bunları fark eden eneyi fark eder, bunları iman eden kadere iman edebilir. Çünkü kader ilmi değildir, hali ve vicdanıdır hal, vic, hal ruhtur, Vicdan vicdandır zaten. Kader öyle diyor ya. Şimdi bu beş tane sistem aktifliği kadar kader sende aktif olur. İçsel mahkeme iradesiyle, yargılamayı zihniyle, nispi ve itibarlarıyla, analiz ve bağ kurmaları hissiyle. Ee, vicdanı anlatıyorum ha. Vicdanını var. İrade, zihin, his, latifem. Şimdi vicdanı tanımlama. Şimdi bunun karşılıklarını buluyorum. Bak iyi dinleyin şimdi. İçsel mahkeme irade yargılamayı zihniyle nisbi ve itibarları analiz ve bağ kurmak his ile vicdanın üçüncüsünü yaptık. Tüm bunları ötelere onaylatmayı da latife-i rabbani ile yapar vicdan. Vicdanı bak uyguladık. İman esasını insanda uyguladığımız gibi vicdan da nedir? Vicdandaki dört yapıyı İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Şimdi uygulayayım. İçsel mahkemeyi, mahkemenin bütünselliği, irade, yargılamayı zihniyle, nisbi ve itibarlarıyla analiz ve bağ kurmak hissiyle, tüm bunları ötelere onaylatmayı da latife-i Rabbaniye ile yapar vicdan. Vicdana izah etti. Yani burada ne anlatmak istedim? Vicdan ötelerin bizdeki karşılığıdır. Zaten, zaten Elestu Bezmi'deki kabul ve red edeni de vicdandaki irade olduğunu biliyoruz. i̇şaret edeceğiz daha. Mesela aklen ilim var. Batıl ilim de var. Bağlı, batıl itikat yok mu? Var. Şimdi o da ilim. Sana mal olmuş. Usta diyor ki batın ilim. Ha bu bildiklerimi benim, benim olması... Mevcudu vücuda dönüştürdüğümü o, o, ilimdeki bilmeleri, bana mal olanları nasıl analiz edeceğim? Yani bu alim şadete ait mi? Alimi gayba mı ait? Bak mesela bir ustad diyor ki bir okulda bir şey için geçmek için maaş kazanmak için en az 3 sene yabancı dile gidiyor İngilizceye. Değil mi? İngilizce kursuya 1 sene 2 sene gidiyor. Yani sen diyor mektubatta söylüyor. 50 sene 40 sene kaç yaşındasın? 46 sene. 16 sene çocukluğu çık, 30 sene namaz kıldığın halde bir Fatiha'nın mealini, bir Elem Tere'nin mealini, bir Lila Five, Kurey-i bir i fekil mealini merak edip açmasan sana insan denilir mi diyor. Bunu neyle yaptı? Bunu vicdandaki irade yaptı. Kafamızda bir sürü bilgiler var. Bize dönüşmüş, mevcudu taşıdık, sahiplendik, o olduk. Ama aşağıdan vicdan diyor ki bu yanlış, bu doğru, bu eksik. Bunu tard et. Onun üzerine Erdinc'in kanununu kullan bilgisayar. Seç oraya, buraya yapıştır. Bilgisayara ben bir şey kopya yapıştırırken diyor ki aynı isimde dosya var. Ne yapayım diyor. Üstüne yapıştırayım mı diyor. Yapıştır deyince eskinin üstüne yeni isim geliyor. Öyle mi? Ha. Şimdi vicdan diyor ki akıldaki bir sürü bilgilerine Hasan Bak o bilgilerim var ya, ilime dönüşmüş. Yani o mesela e, vehim süreçtir, zan sonuçtur, yaşanandır. Veya e, mahkeme iradedir, hakim, hakim ve olay o mahkeme konuşmalar hepsi şeydir, vehimdir. Hüküm, ge, ge, gereği düşünüldü. O nedir? Zandır. Zan sonuçtur. Ha, zan sonuçtur. Zan sonuçtur. Şimdi... Vicdan diyor ki kafanda ey Hasan mevcut var. Artık mevcutları tanımlamayı biliyoruz da ikide bir gelmeyin buraya. Mevcut alem-i Vücut ise bunların hakikatları. Allah'taki, gaybtaki hakikatlarına vücut denilir. Ahiret vücuttur, dünya mevcuttur. Hatta mevcut da denilir oraya. Mesela Allah'taki karşılıklarına vücut. Çünkü zati sıfattır vücut. Tamam. Şimdi diyor ki vicdan bak Hasan. Şu mevcuttan bir sürü şeylerin var kafada. Hepsi ona dönüştün sen. Bilginin ötesine dönüştün ilim. Bak bunun üzerine yeni bir dosya aç. Bunun üzerine yeni bir isim. Kaldır o dosyayı. Bu sana yakışmaz. Bu iyi. Bu eh fena değil. Bu da hoş. Ama o bundan uzak ol. Tamam. Bunları bu bildi. Kim söylüyor? Benim bildiğimi bilen birisi var. Benim kafamda bilgilerimi... Be, benden daha iyi bilen birisi var bir sistem. Benim bir doğru zannettiklerimi o diyor ki bildiğimi biliyor ve analiz ediyor. Bunu yapan kim? Vicdandaki irade. Yani e, bu beyin elektrot takıp e, verilen komutu yani, beyin söylemeden önce ha, belki... söyleyen söyleyen o İrade eylemsiz biliyor böylelikle bildiğini bilmek. Diyor ki bana irade senin bildiklerini ben biliyorum biliyor musun? Daha arkasını söyleyeyim o bildiklerinin bir bi yanlışı var. Çünkü ötelerde karşılığı şöyle. Şimdi benim kafamdaki bilgilerin ahirette, gaybda nasıl olduğunu orada bilsem geçmiş olsun. İş işten geçti. Bir daha. Dünyada iyilik zannıyla bildiklerim, iyilik zannıyla yaptıklarım yok mu? Geçtim oraya. Hepsi gafur yanlışmış. Ne işe yarar? Telafi edebilir miyim? Yok. Ha, işte Allah diyor ki bu fırsat veriyorum. Ya fırsat yok ki yaptık. Var kardeşim. Ahirete gitmiş gibi sana sorulmuş gibi burada gitmiş gibi sorulmuş gibi söylüyor. Kim? Vicdan diyor ki bu davranışın, bu ilmin ötelerde yanlış. Bak böyle sorulacak, böyle cevap vereceksin ama sana böyle diyecekler ve reddedileceksin. Bu bildiklerimi gene bende başka bir bilme merkezi var ki bildiğimi bilen irade, vicdandaki irade. Neyle biliyor? o Otellerle biliyor. Ee, seni senin dostun nasıl vefat etti? Gidip de boynunu kıramazsın. <laughs> Der hocam. Bir yere gidiyorduk arabayla. Dur dedi. Cuma'ya kıldırmaya gidiyoruz. Ondan sonra kömür çukurusuna gidiyoruz. Çünkü kömür çukurlu. Ee, bir ona bir şey diyorlar eski isim. Oraya gidiyorduk. babi Yukarıdan geliyorduk. Ondan sonra yaya gideceğiz. Mezarlıktan geçiyoruz durdu. Ha böyle durdu. Hakikaten tu Allah ne tuhaf mahlukları var ya. Ne oldu hocam bir şey ne duydun dedim ya. Ben yani falan reddetmedi. Dayanılmaz şeyler duyuluyor dedi. Dünyada dayanılmaz. Hocam dedim nasıl dayanıyorsun dedim ya. Erdin işte düşünebiliyor musun? Mezarlıktan geçiyorsun feryatları duyuyorsan, duysan. Nasıl yaşanır ya? Bu adama mermi atıp yanından bir biz atan söylüyor kendisi değil. Ben attım diyor. Yani bir şey kalmamış yakın mermi attım diyor. Yanından geçti diyor. Ondan sonra atarak silah allayarak kaçmış vesaire. Bu diyen adam. Şimdi ise dedim hocam e, mezarlıktan nasıl yaşıyor? Şimdi düşünebiliyor musun? Herkes kendisini koysun. Mezardan geçiyorsunuz... sesler duyuyorsunuz, feryatları. Bu adamın vaazı ne olur? Vaazını da çıkartmıyorlardı o derin hocaları. Niye? Çünkü adam ta derinden konuşuyordu, vicdandan konuşuyordu. Böyle oluyor, olacak demiyordu. Çok ilgimi çekerdi. Böyle oluyor. Bu günah böyle olacak demiyor. Böyle oldu. Kabirde böyle bağıracak, bağırıyor. Bunu böyle bağırıyor, bağıracak demiyor. Ondan sonra ee, de, dedi ki, dedi ki ben falanca yerden geçmiyorum dedi ama benim gibi anlattım gibi anlatmıyor o şeyi anlatırken gözler de yaşar. Dev hadi biraz böyle bitireyim şunu. E ne dedi? Yani nasıl deyince. Böyle bak tatlı tatlı bir tembessi böyle şey vardı. Böyle şey yapardı. Bir şeyler bir şeyler dedi. Geç orayı. Ondan sonra dedi ki Cuma'dan sonra bir hoşbeli yapayım da unuturuz bunu. <laughs> sen Üzerine bir şey koyuyor. Ondan sonra korpsiyonu yapar bana yaptırır halaya. Kendisi yemez. Yedi, yerken seyrediyor. Sen seyret, sen seyret. Videosu var Öyle böyle seyrediyor. Böyle, bakıyor. Video var ha. Öyle varmış ya. O seyreder. sen seyret. Seyreder. Yemez. Çok tuhaf. Şimdi o yaşlı adam. Heybesini, armutları koyar. Çay eline gelir dershaneye. Bana verir. Evde kabak pişirir. Tabağıyla getirir, getirir. Ne böyle yapıyorsun ya? Ben pişiririm. Hayır. Ah bir bilsen sana ya, sana vermediğimi. Öyle dedi. ah bir bilsen sana vermediğimi. Vallahi ne dedi anladınız mı? Ah bir bilsen sana vermediğimi. Allah Allah. Kime verdiğimi çok iyi Ah, ah bir bilsen sana vermediğimi. Ondan sonra dedi ki ders bitti. O da de, ya dedi benim imamda birkaç taneye de dedi gideyim. Ha ondan sonra nerede ders yapayım deyince böyle ya dedi şey yapma dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam enfosu boyutunu. Onu dayanamıyor. Haşir yapmamı çok isterdi. Öyle. Bu milletin derdi Allah ve ahiret ama sen ahireti yap. Allah herkes bir derece yapar. Ahireti yapan yok. Böyle yapardı. Ahireti yapan yok. Bizim hafız var Selahattin Şerif. E. <laughs> ya dedi Risale okumayanı yapan değil ki zaten yapamaz dedi. Yok ki dedi. İsali'de var ya. Hem teneffüs ettirdim hem de bir tarih. Bir daha tekrar edeyim. Ho hocam dedim şey. Deri hocam dedim. Şu mezarlıklardan geçen nasıl dayanıyorsun dedim. Böyle dalardı ha. Affedersin hiç gördün. Çobanlık yaptınız mı sığırın çoban? Koyunu bilmiyorum sığır. Böyle bir yere dalardı. Babaannem 16 yaşında vefat etti. O derdi. Babaanne dedim. Sığır böyle bir yere dalar. Böyle dalar. Dakikalarca. Sopa vurduğum halde kesinlikle kıpırdamazdı. Rak kaçması lazım. Baba ne dedim? Niye böyle? Oğlum dedi. O anda birisi ölmüş veya kabir azabı çeken birisini o bölgelerde bir yerde o sesi duyar dedi. Ki babanın ölüm hakikaten anne hocaymış. Ahırda öğretmiş. Köy değil. Yayla. Yaylada da, da tarlada değil. Korkuya bak. Sırların içerisinde Fatih'e ezberlettirmiş. O oh, acayip. Onu anne annesi hocaymış. Dedi ki annem derdi ki çok eski. Bana neler Karadeniz'de şöyle olacak böyle olacak Suriye'yi anlatırken. Oğlum aşağılarda devletler var falan hep der. Annem derdi diye böyle. Dedim ki babaanne niye böyle yapıyor? Dedi ki o anda dedi e, insanların feryadını dinliyor dedi. O duyuyor dedi. Babaanne dedi mezardakilerin bağla a, bağırmasını mı duyuyor? Duyuyor oğlum derdi. Annem öyle derdi diyor. O zaman çocuğum ya böyle. Bu yana gidip korkuyordum bu sefer. Bana ilk öğreten şudur. Peygamber Allah geçmişinizi de rahmet etsin ona da etsin. Bana ilk oğlum ne kadar Allah'ıma selala seyyidina Muhammed dersen hem böyle çok sevap alırsın hem o şeyden sen de korkmasın hem de sen de böyle azap çekmezsin dedi bunu. Artık hep derdim. Hep böyle çok da ağaca çıkardım onu söyledim. Öyle ezberletmiş ya alıştırmıştı beni. Sırrın duyduğunu ondan duydum. Aynı böyle düz dediği bazen. Bazen böyle, böyle. Bazen de böyle. Sır. Sopayla vuruyorum, kınalı falan. Bu e, ben annem benle büyütmüştü. E, o kadar özdeş oldu ki yağmur yağdırıldığı zaman çocuğum hemen kaçardım altına. Altına girerdim. yapardı. Kesinlikle çıkana kadar yağmur bitene kadar çıkmazdım şey açık ya, yağmurda gizlenirdim altına kesinlikle kıpırdamaz bir yere gitmezdi. O dururdu böyle. Sonra derdim ki Kınalı ne duydun ya? Yani böyle. Vicd Şimdi anlıyorum ki onların vicdaniyatı net yani. Bizim de vicdaniyat şey olsaydı ama biraz böyle gafil olması iyi ki mezarlardan geçebiliyoruz. Zaten he demek ki zaten Elez bezmindeki kabul ve red edeni de vicdan, vicdandaki irade son şeyimiz herhalde. Kalbin ayağı dima ise kanadı ise vicdandır. Gözü dima ise gözü dima ise kulağı vicdan olur. Ya bu, bu, bu başka bu, bu, bu. Bu mukayeseli tespit. Bak diyor ki kalbin ayak olursa kalba bir ayak vereceksen dima, dima ayağı olur. eee eğer kalp uçması gerekiyorsa kanadı vicdandır. Eğer kalp bir şey görmesini istiyorsak dima olur. E, kalp duymasını istiyorsak vicdan kulak olur. Akıl da oldu Bir dakika şurayı söyleyeceğim. Bir gün önceki cümleye gelin, Allah aşkına ya hemen getiriniz söyle. Neydi? O şeyi zaten elez bezmindeki ha. kabul ve red eden de vicdandaki iradeymiş. E, tamam. Benden, evet. önce de... Benden önce de kabul verir de diyor. Benden önce abi ya. Evet de diyor. Bu hayat, bu gafurun alem işaretinde gelmesi değil ki ya. Evet, işaret-i cazda var ya, e, niye diyor Allah'ın vaadini, sözü, sözünüzü unutuyorsunuz? Ne oldu, bir şey mi oldu abiler? O elez sordu da. İşaret-i cazda var ya, Allah Cenab-ı Hak diyor ya, elez besmindeki verdiğiniz söz. Cenab-ı Hak diyor işaret-i cazda. Ha ha bir de cevap o. Bu olayın sistemin adı elezbes. Ha e, O şey bizdeki karşılığı. Sistem elez ona şey deniliyor. Elezbes mi bez? Yani oradaki hadise. Şimdi bizden önce bizde bir yapı var. Kabul ve reddetmiş. Onun için bir tane size şeftendireyim. Benim değil. Bu peygamberimizin ve alimlerin sözünü söyleyeceğim. Bilmana çok memnun olacaksınız ama herkes yer yerde demeyin. Başka soru başınıza bela açar. Ruhumuz orada eles bezminde onaylandık. Onayladığımız için burada ter ihtiyar edebiliyoruz. Yani onun için şükredin. Ruhumuz eles bezminde irade ile tercih ettiğimiz için Allah'ı Allah'ı burada ihtiyar edebiliyoruz. O ne kadar şükretsin kazanma başka bir yerde demeyin. Orada elezmezminde, ruhlar aleminde ruhumuz Allah'a ahireti irade etti, tercih etti. Neyle? İhtiyar yok. İhtiyar alemi şehadete ait. İrade alemi gayba ait. Geçmiş ve geleceğe ait. Geçmiş ve geleceğin bütün bütünselliğidir. Orada ruhumuz Allah'a ve ahireti, imanı onayladığı için, kulluğu onayladı. Ruhunuz onayladı ya, onu onaylayan irade olduğu için... Biz burada tercih edebiliyoruz ihtiyarla. Kalu, bela, bela, irade mi? Evet. Orada Rabbiniz değil miyim? işaret edeceğiz var ya. Kalu dedi. Dediler. Kalu dediler. Dedi dedi. dedi. E, evet, bela. Evet. Bela. Yani evet. Rabbimiz sensin diyen ruhtaki irade. Yani ruhtaki vicdan. Ruhta vicdan. Ruhta kalp vicdan irade. Yani sisile. O Peki burada keyif nedir? Bir yerde anlatmayın. Çünkü sonra bak başka soru gelecek altına çıkamazsınız. Yani orada ben hatırlamıyorum. Ben de ona onlara şöyle bir çözüm buldum. Elez bezmindeki iradeyi hatırlamıyor musun? İnkar ediyorsun dolayısıyla. Anne karnından geldiğini hatırlıyor musun? O zaman gelmedi. Hatırlamıyorsan. Anne karnından geldiğimizi neyle biliyoruz? İlimle. Elez bezmimizdeki onayladığımızı da şimdiki onayladığımızı irade ile biliyoruz. Kardeşim biz sırf burada olmayla biz biz miyiz? Orada biz değil miydik? Orada başka bir sistemimiz mı? Denize gidince yürüyor musunuz? Denize girince yüzmüyor musunuz? Paraşütle uçmuyor musunuz? Ağaca çıkarken tırmanmıyor musunuz? Her şeyi toprakta yürümeyi mi kıyas ediyoruz? Biz toprakta yürürüz, suda yüzeriz. Alem-i tercih ederiz, orada irade ederiz. Orada da biziz. Yani her yerde aynı niye düşünüyoruz kendimizi? Orada bendim öyle. Burada bendim böyle. Ahirette ben olacağım ö şöyle. Bir de hepsi de benim. Hasan abi ya. Yok. Şu anda hepsi oluyor zaten. Şu anda söz veriyorum. Şu anda suret değil mi? Evet. Hakikatsız suret olur mu? Olmaz. Şu anda zaten ahiretteyiz ya. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şey söyler mi ya? İlim meclisleri cennet bahçeleri demiyor mu? Yani kabul et, kabul o kabul ya şu anda. Ediyor. Yani ediyoruz. Zaten. Ama bu bu niye tadat ediyoruz bayram? Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetini şükür için tadat et. Niçin söylüyor? Allah'ın bunca nimeti var bizde. Febiye yala rabbikum atekezvan. Nasıl yalanlıyorsun? Ne yalanladı ben? Ben bana göz vermedin demiyorum ki ya Rabbi. Bana kulak vermedin demiyorum ki diyor. Ama Allah diyor ki yalanlıyorsun. Ben vermedin demiyorum ya Rabbi. Ne demek onaylamak? Ha farkındalığın yok. Farkındalığı yok. Yani yalanlamak demek farkındalığın ifadesi olan doğru kullanmıyoruz. Ne kadar tutuyor abi ya. O zaman vicdandaki irade o zaman aynı, aynı şey. Şeyini 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 bilmek, Bildiğini bilmek. onaylıyorsun. Onaylıyorsun. Yani burada ifa onayladığını ifade ediyorsun. Bak febiye ya Rabbi yarabbi kuantik ezivan. Yalanlıyorsun. Kim yalanlıyor? Müslüman. Ya Rab gözü bana vermedin mi diyor. Yok. Kulağı bana vermedin. E, ama diyor ki niye yalanlıyorsun. Yani e, bilmeyi bilmiyorsun farkındalığın olmadığı için yerinde kullanmıyorsun. Bildi o zaman nedir? Febiye <laughs> ya Rabbi rabbikum keziban. veya ve ma bi nimeti rabbike fehdis bildiğini bilmek. İrade işte. Evet ya Rabbi. Senin benim Rabbim olduğunu sen zaten biliyorsun. Rabbimsin. Ama senin beni bildiğini biliyorum. İrade. Bir daha. Ya Rabbi, sen Rabbim oldun. Ben seni mahluk olduğumu Zaten sen biliyorsun. Senin beni bildiğini, senin beni bildiğini ben biliyorum. Risale-i Nur'daki gibi. Hafız, sen hafızsın. Hafızlığını hatırlatmıyoruz. Hafız olduğunu ben de biliyorum diye ona bilgi veriyorum. Yoksa onu hatırlatmıyorum. Ya Rab sen benim Rabbim olduğunu sen zaten biliyorsun da ben Rabbim olduğumu, sen benim Rabbim olduğunu biliyorum, bilerek sana ikrar ediyor. Mesela bütün o şimdi olan bir tane Cenab-ı Hakk'ın iradesi ya, şimdi o iradenin aslında yani ben yaptıysam da da karşı hepsi Allah'ın iradesi ya aslında. O iradeyi Allah'ın iradesi olduğunu yani aslında Hiç iradeyi edelim. de irade ne? edemeyiz çünkü iki tane irade yok. Hepsi onun iradesi ya. Evet. Sadece razı oluyor. O kadar. Harika, razı oluyor. İradesini irade ederek razı olmak. diyordunuz. Evet onaylanmak. Onaylandığını onaylayarak ifade ediyorsun. Bak, bak ya Rabbi sen benim Rabbim olduğumu, Rabbim olduğunu, sen zaten biliyorsun. Ama senin bildiğini ben de biliyorum. Bu irade. İradesini irade ediyor. O zaman vasıfsız irade. Bunu da yaz iradesini irade etmek vasıfsız eylemsiz irade. Tıkın başı Dima. Çünkü kalp için pencere diyor. Kim bakacak? Vicdan bakıyor diyor. Nezare vicdan. Kalp bir penceredir. Vicdan nezaret. Vicdan da seyredendir. Vay be. Dima tık ederken tuttu. Tıkın sonucunda kalbi tuttu pencereye girdi içeriye. Zaten Latife Rabbani'nin vazifesi nedir? Muşadetullah. Ama kalpte bir başka bir latife var. Latifeyi insaniye. Başka bir şey ya. Vay be. Ya neler varmış bizde ya. Bir tanesinin dediği gibi hakikaten bu adam anlattığı hep içeride hep, hep, içimizde hep var mı ya diyor. Şu şeceri hilkatı gördü ya. Hepsini kolasası izleyince bile bile söyledi ha. Devam, devam et şunu bitireyim. Kalbin eğer kalbe desek ki sana ayak olsun kalpteki dima verin. Kalbe desek ki Uçman lazım. Kanat kanadın vicdan olsun der. Kalbe dedik ki seyret şunu. Dima göz olsun. Kalbe dedi ki işit bunları. Vicdan kulağım olsun. Akılda olduğu gibi, akılda olduğu gibi yani akılda bu işlem çalıştığı gibi vicdanda da manen büyüdüğü gibi manen de ölebiliyor. Vicdan büyür, küçülür, yok olur, var olur. Akıl büyür, küçür. İman da öyle. İman büyür, külli olur, cüz olur. Kül olur, cüz olur. Külli olur, cüzi olur. Yani iman gider, gelir. Sabit değil. Sabit değil. Mahluk olsaydı, imanın hakikati mahluk olsaydı, o neydiyse odur. Onun için gidip gelmeler <laughs> olduğuna göre mahluk değil, hakikati İman gider, gelir, ufalır, azalır. Akıl da gider, gelir, azalır, büyür. Vahye muhatap oldukça. Vicdan da böyle. Vicdaniyat büyür, küçülür, ufalır, azalır. Seni terk eder, bırakır. Ama bir şey söyleyeyim size. Ee, vicdan canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayatlıdır. Şuurludur zaten, ikinci şuur odur. Kime nasıl çalıştığını bilir. Öteleri ne, ne kadar getireceğini bilir. Öteleri ne kadar bize açacağını bilir sana rağmen çalışıyor. Akılla çalışmıyor. Akıldan veri alır. Ne ile? Zihin vasıtasıyla. Vicdan, şey vicdan zihin vasıtasıyla akıldan veri alır. Sonra vicdan unutmayın. Hayatlıdır, şuurludur, vücudu vardır, ruhludur, mahluktur, hayatlıdır, şuurludur, ruhu ve vardır dersin başında demiştiniz ya bizden örf gelenek onlardan Ondan da beslenir. beslenmiyor. Akıl ondan beslenir ama bizden beslenmiyor demiş. Dolayısıyla o aklı besledik ya. Aklı mesela bilgi, ili, malumat, nisbi, itibar, örf, anane, kültür, gelenekler beslenir. Onların lübünü, özünü içerisiyle besleniyor. Mesela e, mezar taşlarına, minareleri akıl seyrediyor. Vahiy ile tanımlıyor. Ha, onun e o tanımladığı sirayet var ya ruhani. Ecdadın ruhları. Orada taş mezarlarını. Onu vicdan alıyor. Suyunu alıyor. Düşür, ha, vicdan yani lubunu alır. Al. lubunu al. Kışırla meşgul olmuyor. nasıl bir esmadır? Bu pencereyi açıyor abi yani. ya, acayip. Şimdi biraz da gideyim. Kendisi bak vicdan için. Kendisi kendisine efedi, efendi edendir. Allah Allah vicdan kendisi kendisine efendi oluyor. Efendi, efendi edilen de eden de aynı. Mesela akıl neydi? Akıl akla bela. Aklımız da, ak, aklımızı yöneteceğiz ya. Yönetilen de yöneten de bir. Aklımızın şerinden aklımızı kurtaracağız ya. Kurtulmakla kurtaran da ikisi de aynı. Alemi şahadet cinsinden değil bu tanımlar. Yani bu anla, bu söylediğim hiç bu uymuyor. Bak bir daha. Kaçan da sen, kaçılan da sen. Kaçan sen, kaçılan yer. Yani şey, aklını şerinden kurtar, kurtulmaya çalışan akıldır. Yani kendisi kendisinden kaçıyor. Kendisi kendisini yapılandırıyor. Kendisi ke kendi kendisini eğitiyor. Bu dünya cinsinden mi? Kaçan da da aynı. aynı. Onun için hani ayette diyor ya. Nereye kaçarsanız kaçın diyor. Ölüm sizi yakalayacak. Uyanmış vicdan daima Allah'a Celle Celaluhu ahirete ihtiyaç duyar. İnsanın fıtri, fıtri e, Allah'ı ve ahireti istemesi çekirdeğin ağaç olma, yumurtanın tavuk olma meyli gibi, gibi fıtridir. Yani vicdanın Allah ve ahireti istemesi çekirdeğin ağaç, yumurtanın tavuk olma meyli gibidir. Burada bitiriyorum. Ara veriyoruz. Peki. Vahırda ahir davahum en Rabbil alemin el Fatiha. Ya ara veriyoruz. İkinci part. Bir sarılabilir miyim abicim ya? Allah aşkına. Sarılalım. Oh şöyle. Bir daha böyle. Oh. Dere hocama da sarılmış gibi oldum evet. istedim vallahi çok. billahi <laughs> mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. 9 10 2023 Anavut köydeyiz. Dima 208, Vicdan 27'nin ikinci oturumundayız. Hazır mıyız? Mesnevi Nuriye 254. Vicdanı beşer denilen neymiş vicdan? Beşerde Fıtrat izi şuurdur. Fıtratın şura dönüşmüş kadardır sende. Yani şöyle. Birinci dersi kurlasa edersem e, iradeyle Osman bunu yazarsın. İradesini irade ettiğim kadar irade sahibiyim. İradesini irade ettiğim kadar irade sahibiyim. Fıtrat izi şuurdur. Fıtratla hılkat farkı olacak. Mehmet Kalbi dersin başında şey yaptı. Hılkat kalemle kedi ben aynıyız. Yani yaratıldık. Yaratılmak noktasında ona ihtiyacımız var. O bizi yarattı. Yaratılmış noktasında eşitiz. Buna hilkat. Ama o kedi ben insan. Bu kalem bu masa. Bu fıtrat. Ha, biz insan olduğumuzu fark ettiğimiz kadar veya fark eden vicdandır. Fıtratı zişuurdur. Yani kendisine dönük. Mesela akıl birinci şuurdur dışsal şuur, şuurluluğu verir. Nerede yaşadığımızı, ne yapmam gerektiğini, vahye muhatap olmam gerektiğini. Bu şuurdanlığı kazanıyor Dima, birinci şuur. İkinci şuur vicdan, vicdansaldır, vicdanın bütünlüğüdür. Bu da içsel farkındalığı veriyor. O da neyle yapar? Ahiretle yapar. Birinci şuur mevcudatla yapar. İkinci şuur vücutla yapar şuurunu. Fıtrat yalan söylemez diyor o nokta 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 bir sürü yerler var. Fıtrat yalan söylemez. Mesela bir çekirdekteki meylani nüf der ki yani e, çekirdek nüvuf büyüyeceğim diye. Şimdi burada tırnağa e, tırnağı kapatmam lazım. Vicdan yalan söylemezmiş. Vicdan yaratılışı olarak zişurdur. Sarı ifadeleri dizdim. Sonra nasıl yalan söylemiyor? Yalan niye söylemiyor? Nasıl ki çekirdek sümbülleneceğim demesi, yumurta pilç olacağım demesi gibidir. Bir avuç su incimatta fazla yer tutacağım demesi gibidir. Fıtrat yalan söylemez. Demek yani açıldığı zaman vicdan yaşanınca orayı yaşıyorsun, o oluyorsun, ona dönüşüyorsun. E, tavuk olması gibi yumurtanın, ağaç olması çekirdeğin gibi beşer insan ilişki, insan oluyor. İşte şu meylanlar irade ilahiyeden gelen evamiri tekvinin tecellileridir, cilveleridir. İrade ilahiyeden gelen evamiri tekviniye var. İrade ilahiyeden gelen evamiri tekviniye. Evamiri tekvininin içinde de ihtiyaç, ihtiyak, incizap ve meyl vardı. Meylanlar evamiri tekviniyeden, evamiri tekviniye de irade-i ilahiyeden geliyormuş. Bu bir, şey, bir şey, yaptığımız yok. Metin bu. Bu çekirdek yumurta su misalleri vicdanın içeriğini fıtratını açmak için söylenmiş. Vicdanda meylanı var ebede. Vicdan anlatırken niye bu misalleri veriyor? Soru soruyorum. Vicdan anlatırken bu niye bu misalleri veriyor? Allah'ın ispatı noktasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kainat kitabını kullanıyor. Kur'an-ı Azimuşan'ı kullanıyor. Vicdan-ı beşer denilen fıtrat izi şuurdur. Yani öteleri şey yaparken misalde hep ağaç olmayı, öteye dönüşmeyi de bu misalleri kullanıyor. Vicdana kullanıyor. Vicdan bu dünyada çekirdektir. Ahirette ağaçtır. Ahiret onun ağacıdır. Vicdan bu dünyada yumurtadır. Ahirette tavuktur. Allah'ın ispatında kainatı kullanıyor. Peygamberin mucizesini kullanıyor. Kur'an'ın hakkaniyetini ispat. Onunla da yapıyor. Ama ahireti ispat ederken merkeze vicdaniyeti koyuyor. Ondan sonra devam ediyorum. Daha devam ediyor. Bitmedi bu. Bu kavga burada bitmez. Yalan neydi? Hatırladınız mı? Evet. evet kudret ile iftira. 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 Doğruya rağmen. Doğruya rağmen. Bak doğruyu hepsini veciz olsun. Doğruya rağmen zıttını ifade etme. Beka istediği halde faniye ta talip olması talip olması yalan, yalan söylüyor. Kisp nedir abi bu noktada? Bir yalan var. Dimait kisp ise onu e, sahiplenmektir. Kalbe ait bir şeydir. Kisp. Bir Türkçe bir Arapça gibi gözüküyor. Neye benziyor? Hani e, ihtiyar irade veya e, haf ve korku gibi. Birisi mülk birisi melekut gibi. Evet fıtrat ve vicdan akla bir pencereymiş. Fıtratla vicdan, akla, akıl ne yapar pencereyi? Dışarı seyreder, evet. nefes alır. Tevhidin şu anı neşre derler. Şimdi bitti mi bu? Bitti. Akla hem bak, akla hem vicdan hem fıtrat, alimi gayba karşı pencereler oluşturuyor. Akla görüyor musunuz? Hem fıtrat hem vicdan. Akıl tek başına ahireti göremez. Her şeyin bir şey olması fıtrat aynı vicdan ayrı. Fıtrat ayrı, vicdan ayrıymış. Fıtrat geneldir. Vicdan o genelin içinde bir şeydir. Mesela fıtratta kalp de giriyor, ruh da giriyor. Fıtrat da ben. Beni ben olan. Sani Zülcelale. Abi dima, vicdan, kalp, ruh bütünlüğü sana ait olandır fıtrat. Fıtrat, fıtrat bu, bu genel. Kapsıyor yani. Ta, kapsıyor. yani onun için demiş. Fıtrat ayrı, vicdan ayrı. Sani Zülcelale. Dört burhan var. Bunlar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Kitabı kebir Kainat, Kur'an-ı Azimüşşan ve Fıtrat-ı Zişur olan vicdan. Allah'a dört tane delil. Bir tanesi bu. Mestevi de söylüyordu zaten orada. Niçin akıl, kalp ve ruh demediği çok galip. Yani bir de öyle bir hakikatlerine baktığımız zaman delil Burhan Hüccet'i. Evet yani akıl ve vicdan ve kalpti o. Evet. Hüccet-ül İslam i̇mam Gazali. Hüccet böyle bize delil manasında değil e, ee, hüccetin bize hüccet olabilmesi için e, en az lakal 300 bin hadis ve metnini bilen, ravisiyle ananesini bilene hüccet denilir. Kendisi hüccet ne demek biliyor musun? Hücceti, hücceti İslam i̇mam Gazali. Nedir? Kendisi hüccet olduğu için ondan hüccet istenmez. Söylediğin doğru olduğunu nereden biliyoruz? Gazali'ye sorulamaz. Kendisi hüccettir çünkü oraya gelene kadar hüccet olmuş. Geldikten sonra mesela neye benzer? Doktor yazılı yapalım seni. Biliyor musun bilmiyor musun söyle yazılı yapabilirsin hoca ama doktor oldun mu o adam seni eğiten hoca emekli olsa yaşlı olsa senin hastaneye gelse sen ona teşhis yapsan hocam bu ilaçlar alman lazım seni bir bakalım doğru musun diyemez. Çok tuhaf değil mi? Mesela geçen bir tanıdığım vardı benim bir doktor. Kendisi lisede paylaştı. Hoca mı diyor? Matematik hocamı ameliyat yaptım dedi. Doktor benim lisede hocamdı diyor. Ama bakın e, hesabı doğru yapabiliyor musun diye yazılı yapabilir mi orada gibi. Vicdan zişurdur pencereymiş. Fıtrat ve nokta istinat ile fıtrat nokta istinat ile vicdan nokta istimdat ile hakikati zaruriyeymiş. İki hakikati zaruriyeymiş. E, 286 geçiyoruz artık. Fıtrat nokta istinatla vicdan ise nokta istimdatla beslenir veya o burada ifade edilir. Fıtrat Allah'a dayanmayla, vicdan ise ahirete dayanmayla e, nefes alır, yapılanır, inşa olur. Ne dersen de. Devam ediyor, konu bitmedi biliyor musunuz? Aynı yerdeyiz. Hilkatın saffeti ve en mükerremi olan ruhu beşer. Bak, ruha hilkat kullandı. Hilkatın saffeti ve en mükerremi olan ruhu beşer. Beşenin ruhu. Daha e, ruhu insan demiyor. O iki nokta olmasa, nokta istinat ve nokta istimdat olmasa ruh ne olur? En sufli, en berbat bir mahluk olur. Halbuki devam ediyor risale. Kainattaki hikmet ve nizam ve kemal bu ihtimali reddeder. Çünkü kainatta böyle her şey mükemmele giderken her şeyin özü olan insan kainata rağmen ters gidemez. Her şey mükemmele giderken kemala, nizama, hikmete giderken insan hikmetsiz, nizamsız, abes olamaz. Şimdi çıkarımlar. Fıtrat akla, akıl da hikmete bakıyor. Fıtrat akla, akıl da hikmete bakar. Yukarıdaki nazm-ı mani, şuradaki nazm-ı mani var ya, nerede bakayım? Halbuki kainattaki, halbuki... E, nazm-ı mani, hikmet, nizam bunda kullanılıyor. Ee, bakın görüyor musun? Bu hikmeti burada. Yazın abi ee, bu. Şu, şu. Ee, nerede? Eyvah bunu siler mi? Heh, tamam yazıyı silmedi. Ha çok güzel. Bak şu. Ay be. <laughs> çok güzeldir, çok güzel benim tahtam. Aa, <laughs> tabii ya. Keyif keyif Aa keyif alıyorum vallahi ya. Yani. Allah bana. Allah <laughs> Bugün cömertlik var. Almaz mı insan ya? Allah bir kere burada istitam ediyor. Allah hakim. Allah'tan ümitli ve şey ümit ve iki şey söylerdik. Yok. Ümit ve iman. Ahirette ümitliyiz. Allah imanımız var. Yani ne olacak? Allah kendi davasına istihdam ediyor. İstihdam, en güzel nedir biliyor musun? İstihdamın en güzeli. Ağaç da istihdam ediliyor. Ama istihdam edildiğini bilmiyor. En güzeli istihdam edilmek. Ondan daha güzeli edildiğini bilmek. Hani iradesini irade etti ya ustak. İradesini irade edince, irade sahibi olunca ihtiyarı bıraktı ustad. O zaman ihtiyar bırakılıyor. İradesini irade ediyor. Tercihini tercih edince, kendi tercihini tercih ile tercih etmiyor. Ne oldu? Tekerleme anlamadım ben de. Hep, hep, hep onun dediği oluyor. hep her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Gene dedi. Hep onun dediği oluyordu zaten demiş. Bak Nazm-ı Mani ile Hikmet fıtrata bakıyor. Akla bakıyor. Hakikaten ne kadar uyuyor. Ya nasıl dizmiş ya? Ne kadar dizmiş? Nasıl dizmiş? Hikmet ak, fıtrata bakıyor. Hilkate bakmaz. Genel değil. İçeliktir. Akıl da öyle. Vicdan zişurdur bu da nizama bakar yani. Acayip kainat, ahiret ya. Hilkat ise geneldir, ruha bakar, ruhtaki kainatı kemalata bakıyor. Ne kadar acayip ya. Yani şiir gibi dizmiş. Yani bu ihtiyar adam. Konuşunca Türkçesi anlaşılmayan bir adamın eseri olur mu ya? Nasıl olacak ya? Şeyde ne kadar benziyor abi. Celal, Cemal, Kemal. He ya, o oh, harika. Acayip bir şey ya. Hoşuma gidiyor. Kaldır yukarıya. Oo, oh, ne yaptın? <laughs> Ha, ta İki parmakla. Yani biraz daha şey için. Biraz da yapmak istemiyorum yani. Hoşuma gidiyor ya. Biraz da hoşuma gittiği için. Vicdan bak sıfırlandık. Ha. Doğru doğru. Aa, bak. Bak çoğaltırsın. Burada kural evet. Vicdan çalışmadan insan şuur sahibi olamaz. Aklen ilim sahibi olur. Malumat bilgileri olur. Malumat olacaktı ki malumat ve bilgileri olur. Ama şuuru çok şuur çok farklı. Vicdaniyat nispetinde şuur olur arkadaşlar. Bu cemiyette de kullanırız. Mesela çalışıyorlar e, Gafur senin işçiler. Oradan geçiniyor vesile olunuyor iş yeri çoluk çocuk ekmek götürü. Vicdaniyetine kadar çalışıyorsa şuur var yoksa odun gibi bir şeydir. Ha. Yani el, iş yerinde de kullanırsınız bunu. Yani ne diyor? Vicdaniyete nispetinde kişide şuur olur. Vicdaniyetin bütünlüğü mü? Yok bütün. Bit, yok bütünselliği. Bu, Bu şuurun inkişafı nispetinde de fıtratında olur. Bu şuurun inkişafı nispetinde de, Fıtratında olur. Yani fıtrat vicdanı, vicdan da vi, fıtratı besliyor. Bak ne dedi? Bu şuurun inkişafı nispetinde fıtratında olur. Fıtratın dışını yaşamaz. Fıtratını tamam, yaşar. Musun, Çok acayip evet. evet şuur, kaybıyor, bir He, bak şimdi. ödem evet, Bak şimdi. Ha. Bu şuurun inkişafı nispetinde sırayla iz gidiyoruz. Şey çiziyorum. Ee, iz takip ediyorum bak bu şuurun nispetinde şey inkişafı nispetinde, fıtratında olur. Fıtrat da noktayı istimdadiyle ile aleminde alemi gayba pencereleri olur. Sıralarsak şuurun nispetinde vicdanı, vicdaniyatın nispetinde şuuru, şuurun nispetinde alemi gayba nüfus eder. Şuurun nispetinde mi? Fıtratı nokta istinadı nispetinde mi? Yani, yani orada bir şeylik var. Ya, Bak şimdi, şuuru nispetinde vicdanı olur, tamam. ee, vicdaniyatı nispetinde evet, de... Birinci şuur. O bir, birinci şuur ya abi. da tam bir, birbirine geçişleri mi anlatmaya çalıştınız abi? He, bilmiyorum. Baştan başına vicdaniyatı nispetinde, nispetinde... Bir daha okuyayım. Olur olur. Bak, vicdan çalışmadan insanda şuur sahibi olmaz. Aklen ilim sahibi olur. Malumat ve bilgileri olur ama şuuru çok farklı... Yani birinci şuur olur yukarıda. Ama vicdan şuuru olmaz. Vicdaniyat nispetinde şuuru olur. Vicdani şuur. Bu şuurun yani vicdandaki şuurun inkışafı nispetinde fıtratını yaşar. Fıtratında olur. Fıtrat da nokta istimdadı ile de alemi gayba pencereler olur. Sıralarsak burada belki bir şey yapmışız olabilir eksik. Şuurun nispetinde vicdanı olur. Vicdanı nispetinde bak şimdi vicdaniyetin nispetinde tekrar A eşittir B ise B eşittir A yap, yaptı burada. Vicdaniyetin nispetinde de şuur olur. Şuurun nispetinde de vicdanı olur. Sonra topluyoruz. Bu vicdaniyat yani vicdaniyatın bütünselliği olan şuur ile alemi gayba insan nüfusu der. Bir daha. İnsan vicdaniyatı çalışınca bütünselliğine sahip olur. Bu bütünselliğe şuur deniliyor. Bu bütünsellikle mesela e, akıl vahye muhatap oldu. Kur'an ne diyor? Vahiy ne diyor? Sen mi beni kabul etti muhatap oldun? Ben seni yapılandırıyorum. Akıl yapılandıkça, seviyesi arttıkça Kur'an'a muhatabeti de arttı. Tekrar ona ayrı bir cevap verdi. Şimdi vicdaniyet arttıkça şuuru artıyor vicdanı şuur arttıkça da vicdaniyatın geneli kaliteleşiyor. Sanki burada şeyin dediği gibi abi Gafur'un yani birinci şuur yani akıldaki bütünselliğin şuurunun neticesinde vicdan. Yok onu ilk şeyde söyledim. Onu yukarıda söyledi. Yukarıda malumat bilgi önleri olur ama şuur çok... Burada şu. Kardeşim yani e, şuur denilen o kadar kıymetli ki yani şeyi ee, vicdan diyoruz ama onun bütünselliğine bir isim konulsa şuurdur. Bir, bir tanesi şuurdur. Bu şuur ne işe yarar? Bu, bu şuur ne işe yarayacaktır? Şöyle yapalım bak. A eşittir B ise A eşittir B ise B eşittir A ya. Şimdi ben akılda misal vereyim. Akıl şeyi kabul etti vahiy. O bu akıl vahiyi kabul edince doğru bir itikat sahibi oldu. Tamam Allah da sen mi vahyimi kabul ettin ve doğru itikadını düzelttin? Allah ikinci bir adım atıyor. Birinci adım neydi? Vahiy gönderdi. Akıl bunu kabul ederse doğru bir itikat sahibi oldu mu? Allah da aklın doğru itikadına bir, Allahça bir cevap gelecek. Geldi. Onun adı imandır. Allah'ın cevaptır. İman nedir? Doğru itikada verilen cevaptır iman. Ama abi o arada yani o imanla vahiy arasında çalışıyor vicdan. He. Şimdi vicdanda da şöyle bir şey var. İradede ibadetullah. Yani iradesini irade ederek iradesi çalışınca iradesiyle ihtiyarı devrediş yaptı. Tamam. Şimdi irade çalıştı vicdanda. Sonra vay doğru iman. Sonra zihni çalıştı. Dima'daki akıldaki marifetullahları, marifetleri alarak marifetullah yaptı. Histe de Artık bunları da kullanınca bir bağ oluştu. ma'betullah oldu. Sonra kapta pencere oldu bize şey vicdana. Seyredince oraları seyretti. Müşâdetullah. Latife muşadetullah. O zaman toplarsak ibadet. İbadet namaz de nevac değil. Yani fıtrat hilkat. Yani Allah ve ben irade. Zihin marifetullah. Ona ait acayip bir bağ oldu bağ. Gidip gelmeler başladı. İadeler başladı. His. Sonra seyretmeye başladık oraları. İlle bu göz değil o. Artık besleniyoruz oradan. Bu bütün sellik şuur. Yani başka bir şey yani bu şuur. Bu şuur yani aslında bu şuuru oluşturan vicdanın çalışmasıyla oldu. Fakat bütün sonucu şuur mu? Bu şuurda vicdanı tekrar yani aklımızı aklımızla tamir ettiğimiz gibi o şuur ile vicdaniyatın kalitesini yükseltiyoruz o bütünsellikten çıkan şuur ile iradenin çapısını, zihnin çapını, hissin çapını, Latife-i Rabbani'nin çapını yükseltiyoruz. Şuur onlardan bir bilim değil, bütünselliğidir. O zaman her birime destek veriyor. Ve oradan çıkmasına rağmen orayı kalitelendiriyor. Neye benziyor? Aklımızdan çıkan aklımızla, aklımızı aklımızla tamir ediyoruz. Aklımızdan çıkan akılla. Aklımızı Aklımızda tamir ettiğimiz gibi. Yok. Baktırıyorsun be, bütünselliğinden çıkıyor. Bütünselliğinden çıkınca o vicdan çıktı. Ne işe yarayacak? Bu sefer te tek tek hepsini besliyor. Diyor ki ey irade ibadetullah da kaliteni yükseltiyorum. Ona da veriyor. Bütünselliği veriyor. Ama irade tek başındayken bu bütünsellikten beslenemiyordu. O şuurla şuur bütünsellikten çıktı ya. iradeyi besledi. Zihni besledi. Hissi besledi. Latife-i Rabbani'yi de besledi. Bütünsellik tek teklere. Neye benziyor? Örnek veriyorum. Bildiğimizden, bilmediğimizden şey yapalım. Akıl vahye muhatap olunca doğru bir itikad oluyor. Ha, imanı biz alamayız. imanı bulamayız. İman, iman bizim elde edeceğimiz bir şey değil. Allah'ın verilmesidir. O zaman itikadı biz oluşturuyoruz. Aklın vahye muhatap olması ile doğru itikat sahibi olan akla Allahca verilen cevap imandır. Şimdi bu da şimdi ne imanıdır? Allah'a iman. Şimdi şuuru kullanıyorum. Şimdi vicdanı kullanıyorum. Allah'a iman öyle oldu. Dimağa bakıyor. Biz de vicdaniyatı yerinde kullanarak fertlerini irade-i zihnisi bir şuur oldu. Bu şuur ile bütünsellik ile tek tek besleyerek vicdanda ortaya çıkan o kemal haline ahiretle verilen cevap iman-ı bilahirettir. Ahiret yakiniyetini artıyor. Şuur vicdanı yükseltti. Ne işe yaradı? Tam da ne sonuç ne? Ahirete iman arttı. Vicdan arttıkça ahirete iman artıyor. Ahirete iman arttıkça vicdan artıyor. Yani Allah'a iman, aklın vahye muhatap olma ile artıyor. Akılsız Allah'a iman olmuyor. Çünkü aklı, akılsızın dini yok. He, akıl doğru kullanılırsa vahiy ile doğru itikat oluyor. Buna Allah'a imanla cevap veriyor Cenab-ı Hak. Vicdan da, vicdan da doğru kullanılırsa Vicdanı şuur oluyor fıtratı zihurdur bu doğru kullanılmakla ötelerin vicdana verdiği cevap da imani bil ahirettir imani billah dima imani bil ahiret cemil cemül ceminden kalpte iman iman olur kalpte iman da olur topla bu akıldaki iman ayaklıdır vicdandaki iman kanatlıdır İkisinin cemi kalptedir Kil katta? Katta imanı sana bir şey söylemek evet. şuraya istiyorum, şuraya gelmek istiyorum. Şimdi iman deyince çok basite tövbe estağfurullah. Yani ben en azından öyle anlıyorum. Sıradan zaten. Ahirete iman, ahiret var. Allah'a iman, evet Allah var. Ama katteki <laughs> iman dediğiniz bunların ikisi de değil abi. Artık. O dönüşü ona dönüştü. O o oldu. Diyor ki, e, ta o, ta ona dönüştün. Ona dönüştün. Tabii ne diyor fi ibadet hulü cenneti bir de mektubatta en son diyor ki o aleme bakar belki o ona girer diyor mektubatta ha sade tebediye bakmaktır belki sade tebediye girmektir giriyorsun yani bu nasıl bir şey ya buradayken ya arkadaşlar sizin bu konuştuğumuzu veya hissettiğimizi e böyle fikrettiğimizi yani atom, sokaktaki insan demiyorum. Bu ilim ehillerin Risale-i Nur bize hepimize verdiği nimeti tadat için söyleyeceğim. Ve emma bi nimeti rabbike feaddis. Rabbin nimetini şükür için tadat et. İl, ilim, ehli ilim Hasikide de müftü yetiştiren o hocaların hayaline gelmez bu. bu konuşmalar. Nereden şey yapıyorsun? Çünkü biz basitiz. Belki de doğru doğru Kur'an okuyamıyoruz. Allah böyle işte ümmiden peygamber yaptığı gibi biz, tabii tabi bizim gibi uyduruk adamlardan da bu manaları ifade etmesi gösteriyor ki ifade eden benim. Eğer okuma yazmasından peygamber çıksaydı peygamberliğe kendi bir methali liyakatı vesairesi ile yapmıştır. O bir cehil olması lazım iken eğer hangimiz bilmiyorum ilahiyat mezunu var mı? Dışarıdan bitiriniz demiyorum bizzat okuyun ama hafız var burada. Yani tek tük olmakla beraber o da olsun ilaçlık Ama genelde nur cemaatinin genelinde böyle bir meziyetsiz bir yani temelde <laughs> bir imam hatip, bir ilahiyat, bir böyle şey geçirmiş değil. Ekseriyeti mektep diyor ustad. Mektepten talebe ve muallimlerden bu bakıyor. Yani böyle yaparak Davut e, Allah bu işin sahibi benim diyor. Yani biz bulaştırıyoruz meziyet, methalimiz olunca. Aynamızın rengini orayı değiştiriyoruz. Onun için böyle kafayı kaldırıp da böyle e, ille onları işlemeyin dışında üzerimizdeki aynamızda gözüken nimeti fark etmek lazım. Yani bizimle alakası yok ama bizde gösteriliyor. Peki e, ne farkımız var burayı da es geçmemek lazım? Allah habes yapmaz. 18. sözden söyleyeceğim. Ee, diyor ki madem bu hakikatler bende gösteriliyor, o zaman bende bir meziyet var. Meziyet olmadığını gördük. İlahi etmez değiliz, Şunu değiliz, bu değiliz. Bende bir meziyet var diyemiyoruz. Bu bu diyemediğimizden dolayı üzerimizde gözüken nimet ilahiye su borusuna benzetiyor ustad veya kabloya benzetiyor veya odun çubuklarına benzetiyor 18 sözde odun çubuklarından geçen suyla üzümü takmış. Su borularından geçen o su o borudan geçiyor ama su boruya benzemediği gibi boru gibi olan biz bu beden ortaya çıkan su İslamiyet suyu boru ile çalakası yok. Peki bizde niye gösterildi diyor da onda gösterilmedi. Çünkü en çok sen muhtaçtın. Peki onlar en çok muhtaç değil miydi? El cevap muhtaç idi. Ben de muhtaçtım. Peki ondan niye göstermedi de bana gösterildi? Ben muhtaçlığımı ifade ettim. O muhtaçlığını gizledi. Evet. Biz muhtaç olduğumuzu fark ettik. E, Hallacı Mansur'a şeytan demiş ki sen de enel hak dedin. Ben hak benim. Ben de enel hak dedim. Ben hakkım dedim. Sen hallaç oldun. Ben niye şeytan oldum dedi. E, halaş dedi ki onunla horon mu oynayacaksın yani. Sen diyor enel hak derken önüne kendini koydun. Ben enel hak derken kendimi onu koydum. Ya. Oh. Acayip oldu. Hilkat ruha bakıyor. Fıtrat akla bakıyor. Şuur vicdana bakıyor. Hilkat Neyin dişavuşudur? Yani khilkat dişavuşu ruhtur. Üniversite şeyi gibi abi değil mi? Diploması evet. gibi diyorsunuz ya. Yani. Evet. yani bu, yani en kesip en camidir diyorsunuz evet, ya aslında. Evet. Bu manada khilkat e, aslında hepsine cami olması lazım. Yani khilkata <laughs> bizdeki karşılığı nedir? Ruhtur. Ruhtur. Fıtrat da nedir? Ben olan ben. Beni imtiyazlı kılan nedir? Fıtrattır. O da akıldır beni imtiyazlı kılar. Hayvanla her şey demeyi. Yani orada vehimlerin, zanların olması. Şuur ise vicdaniyatın şeyidir. Beni de öteleri burada ifade e ettiği için. Nasıl ki hılkat, ruhu, fıtrat, aklı imtiyazlı kılıyor. Şuur da vicdaniyatı imtiyazlı kılıyor. Hasan abi o zaman aklın aklı nedir diyorduk biz? Vicdan. Vicdan o zaman işte çok güzel oluyor. Evet oturdu. Akıl zaten böyle birisine çatışmıyor ki. Bir yerde bir çatışma varsa ya kanuniyeti sureti kanuniyeti hakikati mahiyetini bilmiyoruz veya bir yanlış iz takip ediyoruz veya kafa karıştırıyoruz o öyledir ama anlamadığımız için biz onu lugat manası verince olmaması lazım dememiz oradan geliyor. Evet. Akıldan ne olur? Hikmet. Hikmetten ne çıkar? Tefekkürle Sahnuzül Celali Bilme, bilmen istiyetinde birinci şuur olur. Birinci şuur. Anlaşılıyor değil mi? Normal bu. Bildiğimiz bir şeyler bunu. Vicdan ile şuur olur. Bu yani bak akıl ile hikmet olur. Hikmet ile tefekkür olur. Vicdan ile yani aklın sonucu hikmet, hikmetin sonucu tefekkür, tefekkürün sonucu Allah. Allah bilmenin de en son birinci şuur. Vicdan çalıştıkça bütünselliğiyle şuur üretir. Şuur e, ne yapar tefekkür gibi? Ahiretin üstünü açar. <laughs> Şimdi e, Hasan abi ıslat gibi kaçmış burada. E, dördüncü mektuptaki gibi arazi olmuş Hasan abi burada. Hasan abi vicdan şuur ile hayretinin üstünü açma nispetinde. Evet. Nispetinde. Evet devam et abi orası boş kaldı. Evet. Oraya yazalım ikinci şuur. Nispetinde söyleyin siz o zaman. İkinci şuur demek abiler İkinci ikinci şuur olur. İkinci şuur. Abi, Dayı mı, dayı mı? Alemi gayba nüfusu birinci dizinde yapıyor. Vicdanın çalışmasıyla yapar. İkinci şuur ahirete e, nüfus değil. Ahiretin verdiği cevap olur. De. Evet. Ben, ben yani mesela bak akıl ile hikmet yaparız. Niçin yaparız? Tefekkür edelim diye. Niye tefekkür ediyorsun? Allah'ı ayan edelim. Açığa çıkartalım. Allah bende de açığa çıkma nispetinde Allahça ne cevap veriyor bize? Şuur veriyor. Allah Allahça verilen cevaptır birinci şuur. Bir daha. Akıl çalışma nispetinde hikmet sahibi oluruz. Hikmet nedir? Küplerde duran manadır. Mahkematta diyor ya. He, hikmetin için yaparız, elde etmek isteriz. Tefekkür için. Tefekkürü ne işine yarayacak? Allahı açığa çıkartmak için. Allahlık hakikatı ve zatı ve sıfatı açığa çıkarttık. Allah'lık hakikatlarının o ben de pist yaptık uçak indi. Ne olur? Birinci şuur olur. Tamam, Burası şu an yazılan birinci şuur şimdi ikinciyi söyleyeceğim. İkinciyi niçin bu, bunu kullanıyorum? Bildiğimiz bir şeyi bilmediğimize kullanalım diye. Birinci şuur nedir? Benim değil bu. Bana verilen cevaptır. Bak aklı kullandım hikmet oldu. Hikmeti kullandım tefekkür oldu tefekkürle Allah'a ayan ettim. Allah'a ayan ettim ne demek? Allahça verilen cevap şuurdur. Birinci şuur. Hı, kurbiyet mi abi? Tamam. Kurbiyet, kurbiyet bu. Yazın, ah, madem. Madem bu doğru, He. Yazın, o İnsanın elde ettiği değil Allah'ın ee, Allah'ın verdiği cevaptır. Verdiği akla cevabı. O zaman abi kurbiyette de akrabiyette de hiçbirinde bizim bir şeyimiz yok aslında. İkisi de Allah'ın verdiği cevaptır. Yalnız biri akla, biri vicdana. Kardeşim, kurbiyet esbaplı tecelli. Akrabiyet esbapsız tecelli. İkisi de çok lazım ama esbab çok önemli. Bunun kıymetini bilin. Burada Adem Aleyhisselam bunu anlamak için cennetten çıktı adam. Şimdi ben bunu terk ediyorum cennete gideyim. Çok abes değil mi ya? Hep kalsın diyorum ben zaten. yani ama çok uzun uzun kısa değil. Kıymetini bilmek demek doğru kullan. Bak ne diyor? Ee, bu zerecik vücudum, hadsiz vücudun aynesi nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutta kazanmasına vesile. E, ee, mesubet değil, değil. Bir tane de var orada. Ee, kendisinden ha kendisinden daha kıymetli baki mutadit vücutları netice verecek kelime hikmet nümün hükmünde olduğunu ve mensubiyet cihetiyle bak mensubiyet buraya söyleyeceğim bir an yaşaması nihayetsiz baki vücutları kazanmasına vesile oluyor bir an mensubiyet cihetiyle tamam acaba Allah Allah kendisinden daha kıymetli Kendisinden daha kıymet. Gafur beni bir dinle. Kendinden daha kıymetli ne olur? Ne var senden daha? Allah var. Kainatta hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi kural neydi? Bildiğimiz yola bilmediğimizi çözmek. Şunu biliyoruz. Ama ikinciyi bilmiyoruz. Ha, Akıl çalıştı. Bunu. Hikmet çalıştı. Bunu bu çalışmasına Allah'ın verdiği cevap. Tamam. Şimdi vicdan çalıştı. Hasan abi oraya geçmeden önce bir soru. Tamam birinci şuur. Birinci şuur da bir şey yapıyor mu bize? Yapıyor işte. Ne yaptı? Allah'ı açtı, ortaya çıkarttı. Şimdi geri dönüyor bak abiler. Motoru aküyle çalıştırmıyor muyuz? Akü bitiyor değil mi? Evet. Motor diyor ki araba. Ey akü. Ben ölüydüm. Hareketsizdim. Bana kendinde fedakarlık ettin. Verdin cehranı. Ben de, şarjı ben de sana geri getiriyorum. Aynı senin anladığın lisanla. Evet. Bu mu oldu? Allahça verilen cevap. Ondan sonra şöyle diyeyim. Allah, Allah'ın verdiği cevap değil. Allahça verilen cevap. E nasıl şimdi ben bu tahtaya şey yapmayayım? Ya Yazıya yazı yazıyorum ya. Farkında mısınız ya? Tuhaf mıyım ben bu? <laughs> İyi değilim değil mi? <laughs> Bak. Hoşuma gidiyor. Allah'ın verdiği cevap değil. Allah'ça verilen cevaptır iman. Allah'ın verdiği cevap olsa o değil o. Farklı şey. Ne bileyim anlatamıyorum ama bir şey var fark. <laughs> Öyle düşünün. Allah'ça. Yani Allah'a yakışıyor. Eğer Allah'ın verdiği olsa sana yakışanı veriyor. Sen de duruyor ama seninle hiç alakası yok. Orada pist inmiş uçak ama uçak pist alakası yok. Bir baktı ki pist ayrı, uçak ayrı. Aa uçaktan birileri çıktı. İnsan iki sene de benzemiyor. Ne piste ne uçağa. Allahça verilen cevap. Uçaktan çıkan. Şimdi vicdan çalışırsa ne olur abiler? Akıl çalışırsa hikmet oldu. Şuur oldu mu? Oldu. Şuur aktif oldukça, şuur ne demek ya? Şuur, vicdandaki şuur. İki kutbu imanı yok muydu? İki kutbu imani şuur nispetinde bu hikmet tefekkürü şey yaptı. Altta yazdığınız kullanacağınız mı? Onu da. Aa var mı? Evet. Vicdani şuur Allah'ı bilmek iki kutlu iman ediyor da <laughs> onun için. e bak vicdani şuur Allah'ı bilmek, aklı şuur ahireti bilme nispetinde iki kutlu imani. Gerçi onun daha ötesini söylüyorsunuz gibi oldu da. Evet. Ters söyledim galiba. Ters olmuş abi. Ters olmuş bu. Vicdani şuur ahiret olması lazım. Evet. Aklı şuur. Evet. evet. Ters oldu bu şöyle yapabiliriz. Heh, tamam. Şimdi bu şuur çalışınca evet. ahiretin üstünü açtı mı abi? Açtı. Tamam bilme ahiretin üstünü açtı. Yok, ikiye geçtik. İkiye geçtik. İkinci şuur. Evet ikinci şuur ne demek? İkinci şuur ne oldu? Ötelerin bizdeki ötelerin bize verdiği cevap. Allah'ın verdiği Allah'ça ikinci şuur yani iade ziyaret. Alemi gaybin iade ziyareti. Nerede söylüyor? Sözler 506. Alemi gaybın iade ziyareti. Sözler 506. Allah alem vicdanda şimşek gibi den intikaldır. İntikaldır daima onu tahrik eder. Şimdi burada şey yapayım, geçeyim. Hasan abi. Hasan abi. Ben buraya girdim ya. Şu kapıdan girdim buraya. Geliyorum. Yok, hep oturmuş herkes burada. Ya Hasan abi hiç kimse beni fark etmiyor. Ya Osman amca, Mehmet abi falan hiç kimse fark etmiyor. Girdim. Ya bu başka bir şey. Bir de o Gafur geldin mi geç şuraya. Anladın mı? Mevzuları konuşuyoruz bak evet. burada. Bak bu da başka bir şey abi. Şimdi bu cevap. Buraya girmek başka bir şey. Burada muhatap alınmak başka, başka bir, bir şey. şey. Evet iade ziyaret. Sen gittin. Aha. Bunlar gittin. Evet. Ama iade gelmedi. İade gelmedi. Hani var ya devamlı yaparım. Geldim. 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 Bir de sen gel de. Şimdi bunu yerini değiştireyim. Ki düzelsin. Yok öyle değil abi. abi. Yanlış mı, yanlış mı yaptım? Evet. Vicdan, aşağı vicdan yazacaksınız. Yukarıya akıl. Akıl. Ha buraya akıl. Akle şuur vicdanı şuur yazacak. söyledim Şimdi kaydedeceğiz yani, ya. Şey, o taraftan birisi... Böyle mi kaydediyorsun? Ha, Ödüyorlar e şey tabii ya sen ne zannediyorsun ya? Kimle aa, konuşuyorsun aa, ya? Maşallah abi bu. Oo. <laughs> ne lan? yaptım <laughs> hep yazıyor la hep yazıyor. <laughs> zeki ya İnşallah. zeki ya. Ama şu an akıllanıyor. Akıllanıyor şu an. Ha evet. Akıllanıyor. Alttaki yazı iş şey olmasın diye böyle yapıyorum. Gözükmesin. Zeki. Telefona akıllı telefon diyorlar. Ne akıllı lan sanki sahibi akıllı. <laughs> Zeki yani. Şimdi kaydet nerede vardı? Şu değil mi? Yok. Abi Çarpıya basınca o kaydet diyecek herhalde. Ama bu sayfa bitmedi ki daha ya. Bu, bu, bunu bitirmedik. Bir geri burası bir geri gel ya onu getir. Kaçtı sayfa var? 187. Anlayamadım. He. Ama şey aşağı inelim. Hasan abi tamam. Burası. diyor ki evet. 187'deki evet. sizin evet. yazdığınızı değil güzel <laughs> düzelttim diyor. Ha defteri. Aynen öyle. Heh. Hat Allahu alem vicdanda şimşek gibi surat intikaldır. Daima onu tahrik eder. Bu nükteleri bildikten sonra şu burhani enfusu olan vicdana müracaat et. Ee, bu nükteleri bildikten sonra şu burhan enfusu olan burhan delil demek ki akla burhan vicdana mı bakıyor? Ayas'ın söylediği gibi. Hatsin muzaafı olan ilham. Hat iki katına çıkarsa yani Vicdanda uyanmalara hat denilir. Hat iki katına çıkarsa ilham olur. Evet, hat muzafı iki kat ilham olur. Meylanın muzafı meylan kaptedir. O iki katına çıkarsa arzu olur. Arzu iki katına çıkarsa iştiyak olur. İştiyak iki katına çıkarsa aşk ilahi olur. Onu ne yapar sonuç? Onu daima marifet-i sevk eder. Yani bunları, bu dördünü toplarsak, şu fıtrattaki incizap, bunların dördünden incizap çekilme olur ve cezbe çekme olur. Yani bu insan tesirli bir insan ve ahireti çekeriz, Allah'a çekeriz tobe. Bir hakikati cazibedenin cezbi iledir oluyor, Allah yapıyor. İncizap demek, incizap Allah'a imanla olur çekim merkezi senin dışındadır. O seni çekiyor. Allah seni çektiği için sen sende cezbe oluyor. Cezbe olunca da sen ahirete iman çekim merkezi sensin. Evet adeta berzah oldun sen Evet ama işte burada kullandık işte. Sani Zülcelale Zülcelale dört burhandan bir yani dört var ya Cenab-ı Hakk'a burhan neydi? Kitabı kainat. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an-ı Kur Azimşan. Fıtrat izi şur olan vicdan. İşte Sani Zülcelale. Ben çekileyim mi? Evet. Heh, tamam. Sani Zülcelale. O dört burhan nedir diye söyledim. Ee, onu şey yaptık. Dört burhan oydu. Ki, Kitab-ı Kainat, Kur'an vesaire. Ee, burhan'dan bir vicdan olmasının hikmetlerinden. O dört taneden vicdan oluşuyor. Akıl gözünü kapasa da ne demi biliyor musunuz? He? Akıl. Aklın, aklın gözü, aklık artık, akıl buradaki işlevini bitirse dünyada. Hmm. Dünyada işlevi bitse, mevcutta. Aklın gözü nedir? Akla gözlük verelim. Göremiyorum. Hadi akla gözlük ver. Vahi, vahiy ile, vahiy ile. Yani vahiy onun aleminde. Gibi. diyelim abi ya. Hı. Kapansa da vicdan gözü daima açıktır yani. olduğundandır. Vicdan burhan enfusiidir enfusidir çünkü. İbrahim Aleyhisselam bu şekilde çıktı. Şey olmadı. Şey, Aa, yani bir şey gelmeden o şekilde buldu Allah'ın. İbrahim Aleyhisselam. Evet. evet. İbrahim hakkı diye duydum da. He. Tamam. Sayfa abiler 10 dakikamız olduğu için şu sayfayı 189'u okuyacağız, keseceğiz. Evet. E, 189'dayız. Emirda sen onu yaparken Emirda 78. Emirda 1. Çünkü münafık uf. Bu kadar harika bir Yok, izah yapılmayacak. Yani vicdan vicdanı burada kullanmak için aldım. Girmeyeceğim diye. Çünkü o kadar büyük, o kadar büyük ki ne 10 dakikası bitmeyeceği için hiç izah yapılmamış. Yani münafık tarif ediyor. Münafık kimdir? Bir, itikatsızdır. Yani kafada Kur'an'a muhatabiyeti yok. Ezber gitme. İtikatsızdır. Yani Kur'an'a muhatabiyeti yok. Anladın mı? Ufuk. He bak. İki, kapsızdır. Uçak inmedi piste. Allah tayin ve teşahhus etmedi. Vicdansızdır. Peygamber'e imanı yok. İtikatsızdır. Hasan abi Allah'a imanı yok. Yok. Kur'an'la muhatabiyeti yok. Kur'an'a evet. Kur kapsızdır. Evet. Ee, ahirete imanı yok. Vicdansızdır. Peygambere imanı yok. Peygamber Abi şöyle herhalde. Tenal ha yok. Kalpsizdir. Allah'a evet. imanı Evet. Evet evet öyle oldu. Çünkü vicdan istiyorduk. Evet. Sonra dördüncüsü Peygamber Aleyhisselatü aleyhindedir. Evet. Şimdiki bazı zındıklar gibi. Yani mesela bir münafık işi gücü peygamberin aleyhindedir. Hep peygamberin aleyhinde bulunur. Ben size şöyle bir şey yapayım. Bir insan televizyona çıktı. Hep peygamberin sünnetine itiraz ediyorsa, sanki bu milletin ihtiyacı, sanki bu milletin bunu bilmesi varmış gibi, hep peygamberin <laughs> sünnetine hücum ettik, Allah Kur'an'ı var, Kur'an var, Kur'an var diye deistleri üretti ya. İki, hep peygamberin sünnetinde hücum eden adam, peygamberin aleyhindedir. Bu İslam ismi altındaki zındık diyor. Kastamonu 151'de mi? 152'de. 151. Bu İslam ismi altındaki zındık kurnazcasına diyor. Ne yapar? Peygamberin aleyhinde bulunuyor. Peki bu bizim ne işe yarayacak? Kur'an'la muhatabiyet olmayan. Allah'a, Allah problem edilmemiş. Allah isteyecek kalp. Vicdan da peygam şeyi de ahiretsiz. Peygamberlerin de aleyhinde şiddette bulunması gayet normaldir. Peygamber aleyhinde bulunması yani peygamberin zatına değil sünnetine hücum ediyor. Sünnetine hücum etmesi bu bu sıflar üzerine alıyor. Bu sonuçtur. Mesela kaderi iman etmek ima, beş imanın sonucu iken peygamber aleyhissalatü vesselam'ın aleyhinde bulunmak Kur'an'a Allah'a ve ahirete düşman oluşundandır. İşaret edeceğiz 29. Kula yani ne kadar şükretsek azdır bulunabilirdik. Onun onların arkasında din adına evet. bulunabilirdik biliyor musunuz? Yani mesela bir kısım bir kısım ve abiler ve şeyler gibi e, ne diyorlar şimdi? ve habiler e, Se, selefiler şimdi şey o gitti gitti gitti. Selefilerin bir uçu ne demiş biliyor musun? E, var onların bir tanesi başlarına bir tanesi Kanada'da şu ayet yoktur diyor. Bu ayet yanlış diyor. Bu ayet girdi diyor. Bu Aynen. ayet sonra bu ayet sonradan girdi diyor. Kur'an'ı inkar ettiler. Kur'an'ı inkar edince bir ayeti komplesi gidiyor. Bu adamlar otomatik Allah var ama Kur'an'ı kitabı peygamber yok. Ben bu kitabı okuyarak, Kur'an'ı okuyarak, namaz kılarak, risale okuyarak, vicdanımı mutlu da kullanayım, aklı da kullanayım demiyoruz ki. Otomatik çalışıyor bunlar. Sana bağlı değil ki bu. Mesela vicdan neyle çalışır diyor. Örf, anane, kültür, gelenek, başka ee, ubudiyetle, marifetle vesaire. Peki imanın içeri altı tane iman esası var ya. Bunu bilen yok ha. Bunu bilen yok. Şu ne? Benim değil. İlmi ilmi usulü din uleması. İlmi kelam değil. Usul uleması demiş ki altı tane iman esasının işlevi hani dibi altı el hubbu fillah vel ve buzu fillah sistemi üzerine kurulun altı tane. Dibi o. Allah'ın düşmanına düşman olmakla üstünde. Çünkü niye küfre rıza küfür olunca Allah imanda kalıyor mu? Kalmıyor. Üstü yok oluyor. Üstünün yok olması altı var olduğunu gösteriyor. İşaltacağız 29 ve son yerimiz. Hulasa o şahıs evvelki vaziyetinde vicdanındaki o dehşetli bir bak vicdanında ne var? Dehşetli, vahşetli, korkunç. Ağlamı eden yani şiddetli elemler. Şiddetli ağlam. Acayip bir şey ya. Ağlamı şiddeteden kurtulmak için vicdanda dehşet, vahşet, korkunç. Allah Allah. Bu bu şiddetli elemden kurtulmak için ne yapacak? Teselli ile hissini iptal. Birinci yol bu. Yapabilirse. Yapamayınca ne yapacak? Sarhoşlukla o hallerden unutmak ister. Sarhoşluk bunun için ihtiyaçtır. İkinci haletinde ise, yo 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 bu psikoloji ilaç mı? Psikolojik hayır mi? hayır o değil. O bedensel magnezyum eksik, kalsiyum eksik, temiri eksik. Yok yok öyle Psikoloji kaplar yüklüyorlar ya mesela. Psikoloji kaplar bunun alakası yok. O tamirdir. Bu kaçış değil o. Tamir olmak içindir. Mesela o kendimi kötü hissediyorum şey yapıyorum bir şey geliyor şöyle böyle. Bu o değil. Bu dehşet vahşet yani Allahsız ve ahiretsizlikten gelen virane olmuş bir vicdan. Vicdanın bu haleti. Peki sen diyeceksin ki yeni anlamadım. Anlamazsın tabii, Ben de anlamam. Çünkü vicdan, vicdanı olmayınca anlar bu. Vicdansızlardan anlarsın bunu. Dehşet, vahşet, korkunç. Ne alakası var psikolojiyle? Bu teselli bulmak ister bulamaz. Bulamayınca ne yapacak? Sarhoşluk. Sarhoşluk e, içki değil ha. Sarhoşluk tüm bunları bulamamaktan tamam e, sar, sar, hoş. Kendini başka şeylerle devre dışı yapmak. Kendinle. Kendini başka başka bir şeylerle sarmalamak. Kendini kendinden dışına atmak. Kendini kendinden dışına atmak. İkinci haletinde ise bu halet bu. Ruhunda yüksek lezzetleri ve saadetleri hisseder. Görüyor musun? İkincisi bu birincisiydi. Kalbini ikaz, vicdanını tahrik edip kalbini ikaz, vicdanını tahrik edip ruhunu ihsas ettikçe üçünü kullandı. Kalp ikaz, vicdan tahrik, ruhunu ihsas ettikçe o saadetler ziyadeleşir ve ona manevi cennet kapıları açılır. Manevi cennet kapıları açılır. Ne ile? Kalbi kaz edilirse, vicdan tahrik edilirse, ruh ihsas edilirse o saadete bakar belki saadete girer. Vicdanda dehşet, vahşet, korkunç şeyler varmış. Alami şedideler varmış. Şimdi izah. Şimdi gelelim senin şeyine. Teselli, tesellilerle hissini iptal. Tesellilerle. tesellilerle. Teselli nedir? Filmlerdir, kadındır, makamdır, şunla bunla. Bastırmaya çalışır. Yok. Yapamadı. Bu saat sarhoşluk hallerine girer. İçki bir sarhoşluktur. İmam Ali'nin söylediğine göre çok acayip ağır bir şey ama içki sarhoşluğunun bir müddeti var diyor. Ama mal sarhoşluğu kabile kadar devam eder diyor. İçkiye de benzemiyor. Çok gariptir yani. Mesela Müslüman <laughs> gidiyor sarhoşluğu zannediyor ki sif içki içmek. İkide bir mal var var ya mal biriktirme. Nereye kadar devam eder? Gece gündüz devam eder birincisi teselli, teselliler de hissini iptal, vicdanını kesip atıyor. Acıma hissi, duyguları hiçbir şey kalmıyor o zaman. İkincisinde de aklı atıyor. Aklı evet, sarmışlık evet. atıyor. Doğru. Cennet aleminde, aleminde olması için Cennet alemimizde nasıl olur? Yüksek lezzetleri, saadetleri hisseder insan olduğunu anlar. Ruhunu ihsas ettikçe, yani ruhumuzu o konuda hassas ihtiyaç hissedip de hassaslaştıkça oralara o saadetler ziyadeleşir. Ona cennetin kapıları açılır. Kalbini ikaz, vicdanını tahrik edip eder. Yani ruhta dört tane şey olur. Bir, yüksek lezzetler, saadetler hissedilir. Kalbi ikaz edilir. Vicdanı tahrik edilir. Bu dördü yüksek lezzetler, e, sa yüksek saadetler, ruhta bak, lezzet, ruhta saadet, e, kalbi ikaz, vicdan tahrik edilirse cennet olur dünyası. Cennet ve cehennemin muacelini dünyada insan hem dimağında hem vicdanında hem ruhunda hisseder. Yani yaşar. Burada kesiyoruz. Hasan abi şu e, e, vicdanda dehşetli, vahşetli korkuş diyorsunuz ya o acaba bizim soğan kabuğu gibi şeye uyar mı acaba abi? Ha. İrade, his, irade Evet. Yani dehşet, irade, vahşet, zihin, korkunç his mi diyorsun? Evet. Yani o zaman e, latife-i rabbaniyesi Aynen. öteleri değil, alamı seyredir. Aynen. Olabilir ha. Ne olamazsın yani? Çok acayip ya. Etkilendim ben bundan ya. Hiçbir şey de kadar hale geldim ya. Bu yani ususu cennet cehennemi nasıl olmuş ya? Yani biz giriyoruz ya cennete cehennemi. Hani Allah koyuyordu? Biz giriyormuş. Yani surete girdik ya bu. Sureti biz yapıyoruz. Suretin hakikate inkılap etmesi zaten kendisidir. O zaman büyükler demiş ya ateş götürülmüyor. Ateş buradan gidiyor. Suret hakikatsiz olur mu? Ha, biz zaten ateşe döndük. E bu ateşe dönmüş olan çekirdek, ağaca inkılap etmesi 108 miydi Mestevi'de? 103 mü? Ne diyor? Diyor. Hanzale çekirdeğinden, çekirdeğinden hanzale ağacı çıkması. Armut çekirdeğinden armut ağacın çıkması. Anladın değil mi? Armut çekirdeğinde şeftali çıkar mı? E biz burada çekirdek yaptık. Dünyamızı cehenneme yaptık. Yani cennet mi çıkacak şimdi? Sureti bu. E, hakikati o. Yani o zaman biz sureti biz oluşturuyor muyuz? Şunu da çekirdek. O zaman cehenneme girmiyoruz ki. Cehenneme zaten biz yapıyoruz. Evet. Yapıyor zaten. O hakikatine dönüşüyorsun. Nedir o? Dünya toprağı altında demiyor mu 23. sözde? Dünya toprağı altında. imanın ziyası ile, ziyasıyla. suyu ile, Ubede toprağı altında. Evami Kur'an imtisal ederse. Dar, soğuk, kimsesiz, yalnızlık toprak altında. Alim şehadete çıktığın gibi. Bu alemi gaybın da aynı dünyada öyledir. Yani biz suretini, sureti yaşıyoruz. Suret hakikatımızı oluşturuyor. O zaman kimse bizi cehenneme koymuyor ki biz yapıyoruz zaten. Ve ahir davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Cenab-ı Hak merhamet etsin bize ya. Bunları istettiriyor. Yani bu dersler istetmedir ya. Ne oluyor biliyor musun bunlar? Vicdandaki zihinde mekan açılıyor. Abiler vicdanını cennetliyor ya vicdan, vicdan da zihin neydi? Tefekkürle veya bu işte bu maneviyatlarla vesaire vicdanda mekan açılıyor. O mekan ya cennettir ya cehennemdir. Çünkü vicdan kainatın haritası ya hayatı tekvini